da Ferdi Sabit Soyer'e yani eski genel başkana yakın olmaları gündemde. Hatta biz müşavir ordusu yaratmayacağız diyen propaganda döneminde Cumhuriyetçi Türk Partisi bugün eski müşavirleri yani CTP döneminde, geçmiş CTP döneminde, hükümet dönemlerinde görev alan, UBP ile birlikte müşavir konumuna düşürülen eski müşavirleri atamak yerine, çünkü Ferdi Sabit Soyer'e yakın oldukları için veya bu gerekçeyle atamak yerine yeni müşavir ordusu yarattı, yeni isimler atamıştı. İşte Havadis gazetesi de konuyla ilgili haberi sürmanşetten okuyucuya duyuruluyor değerli izleyiciler. Ferdi Sabit Soyer'in açıklamaları var. Benim üzerimden partililer dövülüyor denmiş Soyer. Evet, Afrika ile devam edelim. 18 Kasım Pazartesi sabahında ekranları başına yeni geçenlere tekrar günaydın. Güneşin en güzel doğduğu ülke burası canım Kıbrıs'ım. Sırada Afrika var. Sizler günün ilk çayını, kahvesini yudumlarken bizler de sizin için günün ilk haberlerini derledik. Onları sizlerle paylaşıyoruz. Aman ha, bizden ayrılmayın. Afrika Gazetesi'nin bu sabahki manşet haberini hemen aktaralım. Hazmettiyseniz mesele yok diyor Afrika. Elektrik zammıyla ilgili Afrika Gazetesi yine ilginç bir başlık atmış. Halka sesleniyor. Hazmettiyseniz mesele yok. Afrika'nın manşet haberi. Sarı çizmeli Mehmet Ağa bir gün öder hesabı, işte elektrik kurumuna ait bir fatura. Efendim, muhalefetteyken UBP'nin yaptığı %20 elektrik zammına karşı çıkan, ancak kendisi hükümete gelince %30 yapan CTP, proje olarak isimlendirdiği okkalı zamı bugün yürürlüğe koyuyor. Bugün yapılacak olan geniş katılımlı sendikal platform toplantısından nasıl bir karar çıkacağıysa merakla bekleniyor. Elektrik zammı hayatı biraz daha felç edecek. Zaten ağır yük altında ezilen esnaf daha da ezilecek. Ve bugüne kadar direnenler de kapılarına kilit vuracak belki de. Trilyonlar harcayarak yurdumuza 10 bin kişilik camiler yaptıranlar elektrik yükünü halkın sırtına bindirdiler. Elektrik kurumunun alacaklarına bakılırsa gelen giden hükümetlerin bazı kesimlerden hiç tahsilat yapamadıkları anlaşılıyor. Ama 50 liralık borcunu ödemeyenlerin elektriğini anında kesmeyi marifet sayıyorlar. Şimdi bütün mesele şu: ödeyecek miyiz yoksa ödemeyecek miyiz? Hazmettiyseniz mesele yok. Hazmetmediyseniz Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'ya havale edin hesabı. İşte Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın o meşhur sözü, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa bir gün döner hesabı. Afrika Gazetesi'nin manşet haberiydi. Afrika Gazetesi'nin ön sayfasında gök gürledi, şimşek çaktı, yıldırımlar düştü, yağmadı, yağmadı, birden patladı deniliyor. Lefkoşa dün gece gök gürlemeleriyle sarsıldı, şimşekler göğü parçaladı, bazı yerlerde yıldırımlar düştü. Saat 23'ten sonra gökyüzü adeta delindi, oluklar boşandı, seller bir anda ortalığı göle çevirdi. Yağmurlarla birlikte bazı çukurlar doldu, taştı. Kış böyle geldi Lefkoşa'ya. İşte Afrika Gazetesi baskıya girdiği ana kadar yıldırımların nerelere düştüğü ve ne kadar hasar olduğunu öğrenemedi. Ve son dakika gelişmesi olarak ön sayfadan okuyucusuna duyurmuş Afrika. Afrika'da gazetenin üst başlığındayız. Daima böyle iğneleyici, birazcık da tebessüm uyandırıcı ama dikkat çekici açıklamalar yer alır Afrika'da. Bu sabahki bakalım neymiş yorum. Mehmet Çakıcı gittiyse sanmayın ki TDP'nin çakısı da kınına girdi. Alçaktan uçtuğu için insafsız avcılar tarafından vurulan beyaz güvercin yüksekten uçacak şimdi diyor Afrika. Çakıcı'nın gidişini bu şekilde yorumluyor TDP için. Afrika gazetesinin ardından devam edelim. Halkın Sesi var sırada. Halkın Sesi'nde 18 Kasım Pazartesi sabahı işte günün manşeti. TDP'nin 6 yıllık başkanı Çakıcı veda etti. Görevi devralan Özyiğit birlik beraberlik mesajı verdi. Umut Partisi olacağız diyor Cemal Özyiğit açıklamasında. Halkın Sesi'nde sürmanşette bir haber. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Aydınlatmaların çalışmadığı Korkuteli kavşağında 25 yaşındaki Fettan Acun'un aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından bölge sakinleri eyleme gitti. Bir saat boyunca ana yolu trafiğe kapatan köylüler yol için güvenlik istedi. Evet, insan hayatı bu kadar ucuz mu? O dramın, acının fotoğrafı, çaresizce yolun ortasında oturan köylülerin fotoğrafı Halkın Sesi'nde. Efendim, Halkın Sesi gazetesinin
Sür manşetinde bir başka haber var. Karpaz semalarında gerilim başlıklı. Karpaz üzerinde iki gündür İtalya'ya ait askeri uçağın uçuş yaptığı görülüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahasını 3 kez ihlal eden uçağı İncirlik'ten kalkan 2 adet F-16 uzaklaştırdı. Karpaz semalarında İtalyan uçakları ne arıyor? Merak konusu Halkın Sesi'nin de ön sayfasına yer almış bu haber. Halkın Sesi'nin ardından geçiyoruz Kıbrıslı gazetesine. 18 Kasım Pazartesi sabahında Kıbrıslı'nın manşet haberi. Ritim bozukluğu biliniyordu. Ani ölümüyle Kuzey Kıbrıs'ı yasa boğan genç futbolcu Ogün Güren'in ölümündeki sır perdesi aralanamadı. İşte Kıbrıslı'nın yaptığı araştırma geçtiğimiz Şubat ayında Ogün'ün ritim bozukluğu şüphesiyle hastaneye müracaat ettiği öğrenildi. Acılı baba İbrahim Güren'in açıklaması var. Oğlum o günü önce Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne götürdük. Bir de Yakın Doğu Hastanesi'ne bir profesöre gösterdik. Kesin olarak bir bulgu tespit etmemesine rağmen bize rahatsızlığın tespiti için bir operasyon yapmamız gerekecek dedi. Ancak bize futbol oynamasında bir sakınca yok deyince rahatladık. Hatta bana şaka yollu takılarak o günü Beşiktaş'a transfer edelim dedi. Ancak o gün bu doktorun açıklamasından sonra maalesef ritim bozukluğundan dolayı yaşamını kaybetti. İşte ani ölümüyle Kuzey Kıbrıs'ı yasa boğan genç futbolcu Ogün Güren'in ölümünün sır perdesiyle ilgili haber Kıbrıslı'nın manşetinde. Efendim Kıbrıslı gazetesinin ön sayfasında bir başka haber. Lefkoşa'daki Yenişehir bölgesinde 15 metre yükseklikteki bir apartmandan düşen 17 yaşındaki Kübra Ş'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Dün Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde sabahlayan Kübra Ş'nin ailesi olayın intihar olmadığını söyledi. İntihar etmedi, yalnızca balkondan sarktı deniliyor açıklamada. Tabii polis konuyla ilgili soruşturmasını eminim ki sürdürecektir. Taşpınar ve Meserya yağmura doydu. Bugün ve yarın da yağmur devam edecek. Beklenen yağmurlar geliyor. Dün Meserya bölgesine yağmur ve dolu yağdı. Taşpınar'a 14, Gemi Konağı'na 9, Alev Kayası'na 5, Serdarlı'ya 3, Çayönü ve Geçitkale'ye 2, Beyarmudu, Çayırova, Ercan, Esentepe, İskele ve Lefkoşa'ya 1'er kilogram yağmur düştü. Evet. 1 kilogramı bile yağmurun yetiyor. Lefkoşa aynı Lefkoşa. Bildiğimiz Lefkoşa, canım Kıbrıs'ım. Maalesef yağmur sonrası yine çukurlar yağmur sularıyla doldu taştı. Yine bazı evleri su bastı. İnşallah daha felaketi olmaz, daha fazlası olmaz. İnşallah bir gün bir yetkili çıkar da bu iş için gerçekten kesin bir sonuca varır, çözüm üretir, bu sorun ortadan kalkar. Zira Lefkoşa Türk Belediye Başkanları değişiyor ama sorun değişmiyor. Efendim Kıbrıslı Gazetesi'nin ön sayfasından bir başka haber. Sür manşette Gayu ile Kader Birliği yaptık başlığını taşıyor. Gayu Freedom ve Elysium binalarının hizmete açılması ve Smart Health Sağlık Merkezi'nin temel atma törenine katılmak için ülkemize gelen İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü ve Florence Nightingale Hastaneleri Başhekimi Profesör Doktor Çavlan Çiftçi, Gayu ile Florence Nightingale Hastanesi ile sağlık alanında işbirliği protokolüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Girne'deki büyük bir ihtiyacı eksikliği karşılayacak Florence Nightingale, Gayu işbirliğinde gerçekleşecek olan üniversite hastanesi değerli izleyiciler. Kıbrıslı gazetesinde bir başka haber, Nazmiye Çelebi Kıbrıslı da deniliyor. Yardımcı doçent doktor Nazmiye Çelebi Kıbrıslı okuyucularıyla buluşacakmış. Hatırlanacağı üzere son Ulusal Birlik Partisi hükümetinde İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı'nda plan proje müdürüydü Nazmiye Çelebi. Artık adet oldu bilirsiniz, adettendir yani. Her müşavir olan aynı zamanda ek iş olarak da devletten aldığı maaşının yanı sıra ek iş olarak da gazetelerde görev yapıyor. Tabii buradaki konu Nazmiye Çelebi değil, onun gibi olan onlarcası. Hangi gazetede, hangi televizyonda hem devletten maaş alıp hem de gazetecilik yapan kaç kişi var? Bununla ilgili bir araştırma yapıldı mı acaba? Müşavir ordusu gazetelere ve televizyonlara akın ediyor. Bu da işin başka bir boyutu. Efendim Kıbrıslı gazetesinin ardından sırada Volkan var. 18 Kasım Pazartesi sabahı Volkan'ın manşet haberi. Dostluk maçı bile yapılmayacak.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, KOP'la imzaladığı anlaşmaya destek sağlamak için kapı kapı gezerken KOP Başkanı'ndan Radyo Proto'ya şok açıklamalar. Dostluk maçı bile yapılmayacak diyor Volkan. Bu anlaşma çerçevesinde kuzeyde ne de güneyde Türk ve Rum takımları arasında dostluk maçları yapılmayacak. Anlaşma değiştirilemez. Ya olduğu gibi kabul edilecek ya da reddedilecek. Futbolda ve yönetimde yeniden birleşmeyi öngören bu anlaşmayla Kıbrıs Rum futbolunun çıkarlarını koruduk diyor KOP Başkanı. Radyo Proto'da yaptığı açıklamalarda Volkan da bunu manşetine taşımış bu sabah. Efendim 18 Kasım pazartesi günün ilk haftanın ilk haber bülteninde bakalım Volkan'ın ön sayfasında diğer haberler neler? Gazetenin logosunun hemen yanında yer alan bir haber var. Alp görevden alınıyor mu başlığını taşımış. Hükümette Gülhan Alp gerginliği. Eşinin maaşıyla birlikte evine her ay 20 bin Türk lirasının üzerinde maaş girdiği ileri sürülen Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Gülhan Alp, hükümet içinde büyük tartışmalara neden oluyor. Bazı bakanlar, geçici memurlar işten atılmaya çalışılırken Alp'in evine her ay çok yüklü maaşlar girmesi kabul edilemez diyor. Alp'in görevden alınması gündeme geliyor Volkan'da ön sayfada. Görevden alındığında maaşı değişecek mi ya da ne kadar düşecek? Aslında bunu da yazması gerekirdi gazete. Çünkü o da mı acaba müşavir olacak? Kod adı İperidis, Volkan'ın ön sayfasında bir başka haber. Kıbrıs'ı kana bulayan Akritas planının hazırlayıcılarından olan Rum yönetimi eski başkanlarından Glafkos Kliridis yarın defnedilecek. Ve kod adı İperidis denmiş Kliridis için değerli izleyiciler Volkan'da. Volkan gazetesinin ardından Vatan'la devam ediyoruz. Ekranları başına yeni geçen izleyicilerimize tekrar günaydın, iyi sabahlar. Sizler günün ilk haberlerini ilk kez Kanal T'de Ada Sabahı'nda izlerken ve Radyo T ortak yayınında 96.6 frekansından dinlerken bizler de sizlere ilk haber bültenini, ilk haberleri paylaşmaya sizlerle devam ediyoruz. Yine çaylarınızı, kahvelerinizi, sıcak içeceklerinizi yudumlamaya devam edin. Günün ilk kahvaltısını yapın. Ancak bizden ayrılmayın. Sırada Vatan var. Bakalım Vatan'ın bugünkü manşeti ne? Vatan gazetesi bu sabah manşetinde Rum lider Glafkos Kliridis'in cenazesi ve yaşamını yitirdiğine dair habere yer veriyor. Güneyde yas var başlığıyla eski Rum lider Kliridis için güneyde yas ilan edildi. Adada hak, adalet ve eşitlik içinde barındıran çözümü görmeden Kıbrıs'ın yakın tarihinde rol üstlenmiş ve bu tarihi tanıklık etmiş olan bir lider daha yarın son yolculuğuna uğurlanıyor. Acaba hangi liderler adada çözümü ve barışı görecek yaşama veda etmeden önce? Bu da merak konusu. Vatan gazetesi de ön sayfadan okuyucuya Kliridis'in vefatına yer veriyor. Çakıcı Başkanlığı Özyiğit'e devretti. Alevi Kültür Merkezi'nin düzenlediği Aşure Günü etkinliği yapıldı. Rusya'da yolcu uçağı düştü. 52 ölü var değerli izleyiciler Vatan gazetesinde. Yayın Yüksek Kurulu Başkanlığı'na İlkay Diren seçildi. Geçmiş dönemde de Yayın Yüksek Kurulu Başkanlığı yapmıştı İlkay Diren. Kendisine başarılar diliyoruz. Kurul ilk toplantısında başkan yardımcılığına da Olgun Üstün'ü getirdi. Yine bir önceki dönem YK Başkanı'ydı Olgun Üstün. Ona da başarılar dileyelim. Güzel bir centilmenlik örneği aslında. Kendisinin de başkan yardımcısı olarak göreve devam etmesi. Efendim Vatan Gazetesi'nin üst başlığında sürmanşette yer alan haber, KKTC 5 kıtada 40'tan fazla ülkeyle bir arada deniliyor. Yakın Doğu heyeti İsviçre'de temaslara başlamış. Haberin ayrıntıları yine Vatan'ın üst başlığında. İskele'de örnek girişim, Vatan gazetesinin logosunun hemen yanında yer alan bir haber. Gazetenin ön sayfasından okuyucularına duyurduğu bir haber. İskele Belediyesi sponsorluğunda ve yürütücülüğünde İskele Sahil Lions Kulübü Derneği tarafından kent sınırları içerisinde 4 ayrı noktaya kitap toplama kumbarası yerleştirildi. Bir kitap, bir umut temasıyla toplanacak kitapların tasnif edildikten sonra ihtiyaçlı kişilere ve veya kurumlara hediye edilmesi hedefleniyor. Türkiye'de bir ara çok modaydı. İstiklal Caddesi'nde özellikle İstanbul'da büyük kumbaralar vardı. İçerisine kitaplarınızı atardınız, okuduğunuz, eskimeyen, başkalarının da okumasına fırsat tanıyabilecek olan o kitapları atardınız. Çok güzel, yerinde bir uygulama. Bravo İskele Belediyesi. İnşallah halk da yeteri kadar ilgi gösterir ve kitaplarını okuduğu fazla olan kitaplarını o kumbaraya atar ve ilimin, bilimin, kültürün yayılmasına yardımcı olur.
Efendim sırada Kıbrıs Postası var. Kıbrıs Postası bu sabah manşetine boyalı zeytin başlığını atmış. Yılda toplam 1500 ton zeytinyağı, kişi başına da 11 kilo sofralık zeytin tüketen, aynı zamanda da hatırı sayılır bir zeytin üreticisi olan ülkemize 2014'te tamamen yasaklanacak olan boyalı zeytin ithal edilmeye devam ediliyor denmiş. Çok ilginç bir haber. Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Birliği Başkanı İrfan Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ambalajlı sofralık zeytin üretilmemesi nedeniyle yılda 400 tondan fazla sofralık zeytin ithali yapıldığını, bunların bir kısmının ise boyalı zeytin niteliğinde olduğunu söylüyor. Evet, simsiyah olur bazen yediğiniz zeytin. Gerçekten koyu siyah, dark, inanılmaz siyah olur. Ve merak ederdik hep, niye bu kadar siyah? Demek ki boya varmış. İşte Zeytin ve Zeytinyağı Üreticiler Birliği Başkanı İrfan Çelik'in açıklaması, bu boyalı ithalatın mutlaka önlenmesi gerekir. Gıda boyası İngiltere'de 2014'te yasaklanıyor. İzin verilen boyalar da yasaklanıyor. Gıdalarda kullanılan boyanın 2 ila 10 yaş arasındaki çocuklara öğrenme gecikmesine yol açtığı da kanıtlandı deniliyor. Aman Allah'ım. Gıdalarda kullanılan boya 2 ila 10 yaş arasındaki çocuklarda öğrenme gecikmesine yol açıyormuş. Boyalı zeytinden uzak durun, aman dikkat. Kıbrıs Postası ön sayfadan duyurmuş bu haberi okuyucusuna. Okutan Son Zirih Son Şans açıklaması, 2005-2008 yıllarında değerli izleyiciler, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanlığı'nı yapan Niyazi Okutan'ın Son Kop'la Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu arasında imzaladığı anlaşmaya dair açıklamaları Son Zirih Son Şans başlığıyla Kıbrıs Postası'nda. Evet, yeni başkan Özyiğit, TDP'deki son durum yine gazetenin ön sayfasından okuyuculara duyurulmuş. Geçiyoruz Star Kıbrıs'a. Star Kıbrıs gazetesinin bu sabahki manşet haberi. Nasıl adalettir bu? Bu açıklama kime ait? Mehmet Çakıcı'ya ait. TDP Genel Başkanı olarak yaptığı son konuşmasında bize ateş edenler diye nitelediği kişilerin birkaç kişinin TDP listesinde olmamasını bahane ettiğini savunarak Çakıcı soruyor. Bu nasıl adalettir? Kimsenin önüne engel koymadım demiş Çakıcı. Eski genel başkan dün itibariyle çok çalışarak ve çalışmaya mecbur olarak yoluna devam ettiğini, 2013 seçimlerinde 2009'daki %6.8 oy oranını %7.4'e çıkarmasına rağmen bunun kendilerini memnun etmediğini vurguluyor. Zaman zaman kendisine tek adam suçlamaları da yapıldığını söyleyen Çakıcı, TDP içerisinde bugüne kadar kimsenin önüne engel koymadığını da söylüyor. Tüm başarısızlıklar bana mal edildi diyor Çakıcı açıklamasında Star Kıbrıs'ın ön sayfasında. Hatırlayalım değerli izleyiciler, son genel seçimler öncesinde birçok parti başkanı açıklama yapmıştı. Bunlardan birisi de Sayın Çakıcı'ydı. Eğer ki partim istediği sonuca ulaşamazsa parti genel başkanından istifa edeceğim demişti. Bir açıklamada hatırlayacaksınız, şu anda elinde 3-4 tane bakanlık bulunduran, aynı zamanda başbakan yardımcılığını da bulunduran Serdar Denktaş'a aitti. Ne demişti Serdar Denktaş? Eğer benim partim, yani Demokrat Parti, birinci parti çıkmazsa, çok iddialı bir sözdü, birinci parti çıkmazsa, arşivlerde duruyor, ben görevi bırakacağım, istifa edeceğim demişti. Aynı Serdar Denktaş bugün 4 tane bakanlığın bakanı. Birleştirdi 4 bakanlığı ve başbakan yardımcısı. Aynı Çakıcı sözünün eri çıktı ve istifa etti. Sayın Serdar Denktaş ise makamı tercih etti. Evet, Star Kıbrıs gazetesinin ön sayfasında yer alıyordu bu haber. Kartpostalların kenti Bişkek, Bişkek'ten izlenimler, Yurdagıl Beyoğlu'nun izlenimleri Star Kıbrıs'ın ön sayfasında. Korkuteli sakinlerinin eylemi, efendim trafiğe kurban giden Fettan Acı için yapılan eylem Korkuteli'ndeki yine Star Kıbrıs'ın ön sayfasında. Star Kıbrıs'ın ön sayfasından bir başka haber, yalancı veba hastalığının Güney Kıbrıs'ta yeniden baş gösterdiğini belirten Işık çağrı yaptı. Kanatlı hayvanı boykot edin. Evet, çok enteresan bir açıklama bu. Kanatlı hayvanları yemeyin çağrısı var. Yani kanatlı hayvan dediğimiz tavuk. Tavuklardan uzak durun diyor. Tüketiciler Derneği Başkanı, evet, Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, kanatlı hayvanı boykot edin çünkü yalancı veba hastalığı var. Gerçekten tavuk da yiyemeyeceğiz artık. İnsan şüpheleniyor, huylanıyor.
Veteriner Dairesi'nin açıklaması vardı. Kesinlikle insana geçmez diye. Ama aynı gün bir açıklama da Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı'ndan gelmişti. Filiz Besim'den hatırlayacaksınız. İnsana bulaşabilir temas edilmesi halinde diye. Ve çeşitli enfeksiyonlara da sebep olduğunu söylemişti Filiz Besim, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı. Hatta biz de eleştirmiştik. Veteriner Dairesi Müdürü, Veteriner Dairesi'nin sorumlusu gitsin hayvanlarla uğraşsın, hayvan sağlığıyla ilgilensin, insan sağlığıyla değil. Bu açıklamanın üstüne Tabipler Birliği, yani insan sağlığıyla uğraşan Tabipler Birliği'nin açıklaması çok anlamlıydı. Onun için tavuklara aman dikkat edelim. Tavuktan belki de bir müddet uzak durmakta fayda var. Efendim, Yeni Düzen gazetesiyle devam ediyoruz. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin yayın organı Yeni Düzen gazetesi. Evet, sırada parti gazeteleri var. CTP'nin yayın organı Yeni Düzen 7 yılda 140 milyon sterlin demiş. Taşınmaz Mal Komisyonu 2006 yılından bu yana yapılan 579 başvuruda Kıbrıslı Rumlara 140 milyon 122 bin 316 sterlin ödeme yaptı. Kıbrıslı Rumlara ait 10 milyon 13 bin 944 metrekarelik alan Türk tapusuna geçti. İşte CTP'nin yayın organı Yeni Düzen 7 yılda 140 milyon sterlin başlığını kullanıyor. Kişiye endeksli çalışmayacağız. TDP'nin yeni genel başkanı Özyiğit'in Yeni Düzen'e yaptığı açıklama, değerli izleyiciler, ön sayfadan okuyucuya duyurulmuş. Ne sokak lambaları yanıyor ne de radar var. Korkuteli köylülerinin isyanı yine CTP'nin, hükümetin yayın organı Yeni Düzen gazetesinde ön sayfada. Ve Ulusal Birlik Partisi'nin yayın organı var. Ana muhalefet bugün ne yazmış? Özgür Gün devletimizi sonsuza dek yaşatacağız diyor. UBP Cumhuriyet balosu muhteşem geçti denmiş. Ve parti genel başkanı Hüseyin Özgür Gün devletimizi sonsuza dek yaşatacağız açıklaması Güneş'in ön sayfasında. Meclis Genel Kurulu'nun bugün toplanacağına dair haber. Kıdridis'in yarın defnedileceğine dair haber. Yine Ulusal Birlik Partisi'nin yayın organı Güneş'te ön sayfada. Gazetenin sür manşetinde Boeing 737 yere çakıldı, 50 ölü var. Tataristan Hava Yolları'na ait Moskova Kazan seferini yapan Boeing 737 tipi uçak yerel saatte 19.25'te Kazan Havalimanı'na iniş yaptığı sırada ani irtifa kaybetmesi sonucu yere çarparak alev aldı. 50 ölü var değerli izleyiciler. Korkunç bir uçak kazası haberi gazetenin ön sayfasında. Sırada TDP'nin yayın organı var. TDP'nin yayın organı Ortam. Ortam'ın manşeti TDP'de yeni başkan Cemal Özyiğit, birlikte başaracağız. Özyiğit'in açıklaması yine ön sayfada. Downer belgesi masada, taraflar 2008-2012 tarihleri arasında sürdürülen müzakerelerin müzakere zemini olarak kabul etmeyeceğini duyurmasına rağmen BM tepkileri es geçerek uzlaşı noktalarının değerlendirilmesinde ısrar ediyor. Downer belgesi masada denmiş değerli izleyiciler. Bir ülkenin enerjiyle ilgili çalışmalarının siyasi gelişmelerden etkilenmeden bağımsız olarak yürütülmesi gerektiğini belirten Makine Mühendisleri Odası Başkanı Emir Taşçıoğlu'nun açıklaması yine Ortam'ın ön sayfasında. Yenilebilir Enerji Kurulu siyasi kimliğinden kurtarılmalıdır diyor Taşçıoğlu. Efendim, Ortam gazetesinin ardından geçiyoruz Demokrat Bakış'a. Demokrat Bakış'ın ön sayfasından okuyucuya duyurduğu haber, Rum basınından çarpıcı iddia, Downer belgesi masada. İşte Demokrat Parti'nin yayın organı Demokrat Bakış, Kıbrıs konusuyla ilgili bu açıklamayı ön sayfadan duyuruyor okuyucusuna. Yine Demokrat Parti'nin yayın organı Demokrat Bakış, Demokrat Parti'ye ait olan bakanlıklarla ilgili gelişmelere yer vermiş. Bakırcı Güzelyurdu ziyaret etti, Bakan Arabacıoğlu Avcı'yı kabul etti başlıklarıyla. Evet, Bakırcı Gamineri de incelemiş Güzelyurt ziyaretinde ve bölgede çevre kirliliğinden en çok etkilenen Yayla Köyü'ne geçen Bakırcı burada köy halkıyla da bir araya gelerek sıkıntıları dinlemiş. Dinlemek yeterli mi? Bakalım önümüzdeki günlerde Gaminilerle ilgili sorun nasıl çözülecek? Hatırlarsınız, bir dönem Gaminiler kapandı denmişti. Çok radikal açıklamalar yapılmıştı. Ama Çevre Bakanı Gaminileri incelemeye gidiyor. Demek ki Gaminiler hala daha var. Kurallara uygun yapılıp yapılmadığı aslında önemli olan. Denetlenip denetlenmediği, elbette ki Sayın Bakan'ın bölgeye gitmesi anlamlı, gözlem yapması anlamlı. Ama bakandan ziyade alt kadronun devamlı olarak çevre konusunda, Çevre Bakanlığı'na ait alt kadronun devamlı olarak bu ve benzeri yerleri denetlemesi gerekir. Efendim, Demokrat Bakış'ın, Demokrat Parti'nin yayın organının ardından Ada Sabahı'nda birazcık mola diyelim.
Twitter'ın günlüğüne bakalım. Bakalım bizim Twitch'te neler vardı bu sabah? Günün ilk saatlerinde sizlerle paylaşmıştık aslında ama tekrar hatırlatalım. Sosyal medyada neler konuşuluyor? Twitch'lik diyelim. Güneşin en güzel doğduğu ülkede Ada Sabahı devam ediyor. Az sonra spordaki gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Sporun gündemini sizlere aktaracağız. Bizden ayrılmıyorsunuz efendim. 18 Kasım pazartesinde haftanın pek sevilmeyen o ilk iş gününde günü size sevdirmeye çalışıyoruz. Birazdan yine hoş sohbet ve muhabbetle Sanayi Odası Başkanı Ali Çıralı'yı konuk edeceğiz stüdyolarımızda. Ve kendisiyle elektriğe yapılan zammı, ülke gündemini değerlendireceğiz. Bizden ayrılmayın. Bakalım Twitch'te ne var bu sabah. Şerafettin Torun. 29 Ekim'de doğduğum ülkenin bayramını kutladım. 15 Kasım'da doyduğum ülkenin bayramını kutluyorum. Mutluyum. İki vatanım var. Cenk Diler. Bakanlar Kurulu YÖDAK Başkanı ve iki profesör üyenin maaşlarını barem 19'un topuna ve %8 ile 12 ek tahsisat almalı kararını aldı. 13 Kasım'da. Muhabbet Mevsimler. Törenlere bir baktım, konuşmalar aynı, değişen bir şey yok. Halk yalnız ve çaresiz. Kudret Özersay. Hala yavru olarak görülen ve yöneticilerinin böyle görünmekten rahatsız olmadığı 30 yaşında bir cumhuriyetimiz var. Özer Saraçoğlu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 30. yılı olmuş. Bugün bunu bilen ve kutlayan kaç Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımız var sizce? Cüneyt Kalamış. Günü hatırlamam da 1983'te Türkiye'yi ofsayta düşüren yanlış bir sürpriz hamleydi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilanı kanımca. Hala da öyle. Özer Saraçoğlu. 30. yılda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için sorun sokakta. Ferdi Sabit Soyer. Cumhurbaşkanı Eroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 30. yıl dönümünde 30 yılda adaleti ve hukuku yerine oturtamadık dedi. 30 yılın 22 yılının başbakanı kimdi acaba? Ali Bizden. Devletin elektrik borcunu ödemeyip %30 zam yapan hükümet, resepsiyona yüzümüz yok diyerek yemeli içmeli kutlamaları iptal etti. Egemen Bağış. Bütün baskılara karşı dimdik duran kardeş vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs halkıyla Türkiye arasındaki sarsılmaz bağın ispatıdır. Serhat Akpınar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilimiz Sedat Bey, Freedom Hukuk Fakültesi amfilerinin koltukları meclisinkinlerden daha rahat diyor. Acil Yorum. Reklam şirketine verecek hali yok ya kendini YouTube'a yükleyen bir adam var. Bir genel başkan adayı var. Olsun, CTP'de biz de paylaşıyoruz işte. Mehmet Vatan. TDP değişecekse Türkiye Türkiye'li düşmanlığı imajını toparlasın. Tüzükle değil bu işler. Güvercin uçurtmaya gelince nasıl derler hayal işte. Gaytung. Denktaş'ın nazik davetini kıramayan Glafkos Kleridis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere öteki dünyaya geçti. Volkan Alsancak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yeni dönem vekillerimizden halkın beklentisi vekil maaşlarının asgari ücret seviyelerine çekmeleri, dokunulmazlıklarının kaldırılması. Doktor Abidin Akbirgün. Her türlü değişim sancılıdır. Bundan dolayı ben sadece mutluluk, konfor, huzur istiyorum diyen birey ve toplum değişim ve gelişime kapalıdır. Dizem Oraç. Anneanne elektriğe %30 zam gelmiş. Haspa çıkarsınlar inşallah. (Gülüyor)
Efendim Ada Sabahı devam ediyor. Ekranları başına yeni geçenlere tekrar günaydın diyelim. 18 Kasım Pazartesi günü spor sayfalarında neler var? Gelin hep birlikte hızlıca bir göz atalım. Havadis'in spor sayfasındayız. İlk olarak kaymaklı liderlik aşkına diyor Havadis Spor Servisi. Kaymaklı liderliğini sürdürdüğü Süper Lig'de 8. haftaya lider giren Küçük Kaymaklı, Mausa Türk Gücü'nü 2-0 mağlup ederek en yakın takipçisi Yeni Cami'nin 2 puan önünde haftayı lider olarak tamamladı. MTG yine kayıp deniliyor. Küçük Kaymaklı'nın gollerini Esin ve Sabri kaydederken Mausa Türk Gücü bir kez daha sahadan boynu bükük ayrılarak ligde 12. sıraya geriledi. Kaymaklı liderlik aşkına diyor Havadis Spor sayfasında. Süper Lig'de Bostancı Bağcıl öne geçtiği maçta Çetinkaya'ya 2-1 mağlup oldu. Cedric Bağcıl'ı bitirdi deniliyor. Çetinkaya daha çok istedi. Evet, Havadisi'ni ön sayfada duyurmuş bu haberi. Lefke Mor Menekşe'yi dörtledi. Kaan kırmızı kart gördü. Süper Lig'in 8. haftasında Mor Menekşe'yi konuk eden Lefke, Kasım, Şerman, Kemal ve Smart'ın golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı deniliyor haberin ayrıntılarında. Efendim spor sayfasında Havadis'in ardından sırada Afrika var. Afrika'da lider can çekişti deniliyor. Küçük Kaymaklı konuk ettiği Mausa Türk Gücü'nü ecel terleri dökerek 2-0 mağlup etti. Maçın son bölümlerinde akın akın gelen Mausa atakları Kaymaklı savunmasını bunalttı. Özellikle Osman üst üste bulduğu pozisyonlarda kaleci Ufuk'a zor anlar yaşattı denilmiş. Bir de fotoğraf karesi yer alıyor haberle ilgili. Afrika'nın spor sayfasının ardından sırada Halkın Sesi var. Kaymaklı dolu dizgin aynı başlık, 2-0'lık haber. Halkın Sesi'nin de ön sayfasında kim tutar Lefke'yi? Lefke ligin güçlü ekiplerinden Mor Menekşe'yi 4-0 yendi. Çetinkaya zoru başardı. Önemli eksikliklerle zorlu Bostancı Bağcıl deplasmana çıkan Çetinkaya mağlup durumdan maçı kazanmayı başardı. Rally'nin şampiyonu Oger denmiş. Dünya Rally Şampiyonası'nda muhteşem bir sezon geride bırakıldı. İlk şampiyonluğu elde eden Sebastian Oger yılın son yarışmasında da zafere ulaştı. Volkswagen pilotu Britanya Rally'sinde bu sezonki 9. birinciliğini elde etti. Klasiklerin ustası Ali Usta çifti denilmiş. 3. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rally'sinin dün gerçekleştiğine dair haber Halkın Sesi'nin yine spor sayfasındaydı. Efendim Kıbrıslı'nın spor sayfasıyla devam ediyoruz. Kaymaklı 5. viteste Süper Ligi 8. haftasında Kaymaklı Mausa Türk Gücü'nü 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürüyor. 3. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi yapıldı. Cedric Bostan'da üzüm topladı. 2-1'lik skor. Lefke zevkten 4 keşe. 4-0'lık skor Kıbrıslı'nın spor sayfasındaydı. Ve Volkan'ın spor sayfasında dersinize iyi çalışmadığınız başlıklı haber var. Volkan Spor Servisi'ne Zürih'te imzalanan metin konusunda son derece ilginç bilgiler gelmeye başladı. FIFA Başkanı Step Blatter, Güney Kıbrıs'ta büyük gizlilik içerisinde hazırlanan taslak anlaşma metnini Zürih'teki toplantı sırasında mı gördü? Blatter'ın da taslağı beğenmediği ve taraflara üzerinden yeniden çalışarak düzenleme yapmaları uyarısını yaptığı iddia ediliyor. Volkan'ın spor sayfasında dersinize iyi çalışmadığınız başlıklı haber var. Sırada ise Vatan var. Vatan'ın spor sayfasında Kaymaklı'nın bileği bükülmüyor denmiş. Süper Lig'in 8. haftasında Kaymaklı Mausa Türk Gücü'nü 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Kaymaklı'nın bileği bükülmüyor. Çetinkaya yara sardı. Lefke renk taşına patladı. Yine Vatan'ın spor sayfasına yer alıyordu bu haberler. Efendim Kıbrıs Postası'nın spor sayfasındayız. Liderin keyfi yerinde, lider Küçük Kaymaklı konuk ettiği Mausa Türk Gücü engelini Esin ve Sabri'nin attığı gollerle 2-0 geçti. Kıbrıs Postası da ön sayfadan duyurmuş bu haberi. Tekvandocular Cumhuriyet için mücadele etti. Bir başka haber gazetenin spor sayfasında. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 30. yıl kutlama tekvando karate budo müsabakaları dün yapıldı. Girne Tekvando İhtisas Kulübü, Doğan Türk Birliği Türk Ocağı Limasol, Girne Halk Evi Lefkoşa Tekvando İhtisas Kulübü takımlarının lisansları vizeli bay ve bayan renkli kuşaklarından sporcuların katıldığı müsabakalar büyük heyecan ve çekişme içerisinde geçti deniliyor haberde.
Star Kıbrıs'ın spor sayfasındaysa kaymaklı fire vermedi. 2-0'lık skor, kaymaklı Mausa Türk gücü maçına dair ayrıntılar yine spor sayfasında öne çıkmış. Girne'de ise sessiz gün denmiş, 0-0. Evet, 1. lig maçında Türk Ocağı ile Lapta yenişemeyerek golsüz berabere kaldı. Efendim, son olarak yeni düzenin spor sayfasındayız. Kaymaklı zirveyi bırakmıyor. 2-0 Lefke 4 köşe, 4-0 Mor Menekşe önündeki galibiyet ve Çetinkaya geçmişini hatırladı. 8. haftada Bostancı Bağcıl'a konuk olan Çetinkaya 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 galip gelerek 3 puanı alan ekip oldu. Yeni düzenin spor sayfasında yer alıyordu bu haberde. Efendim, spordaki gelişmeleri sizlerle paylaşmış olduk. Şimdi ise kısa, minicik bir reklam arası var. Reklam arasının hemen ardından Ada Sabahı devam edecek. Aman bizden ayrılmayın. Az sonra Türkiye Cumhuriyeti gazetelerinde yer alan haberleri sizlerle paylaşacağız. Bakalım Türkiye'nin gündeminde neler var. Hep birlikte izleyeceğiz. Bizden ayrılmıyorsunuz. Ada Sabahı devam ediyor. Özok grubun sunduğu Ada Sabahı devam edecek. ...80 yıllık tecrübeyle yüksek kaliteli ve garantili mobilyalar üretiyor ve her zaman ekonomik fiyatlarla satıyoruz. Özok Mobilya. İthal ürünleri Özok garantisi ve güvencesiyle satışa sunuyoruz. Mobilyadan halıya, aksesuardan ev tekstil ürünlerine, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar, dilerseniz yerli üretim, dilerseniz ithal ürün. Ama aradığınız her ürünü bir arada bulacağınız tek adres Özok Mobilya. Özok Mobilya. Çünkü bize güvendiğinizi biliyor ve sizi seviyoruz. Özok Mobilya. Bizimle yüzünüz hep gülecek. Var. Biraz sola kayabilir misiniz? Manzarayı göremiyoruz da. Oldu. Başka? Peki bir biskrem versen? Hemen çekiyorum. Taptaze bisküvi ve nefis çikolata biskremde bir arada. Köprü rahatsız ediyor, sonunda kaldırtayım. Bedirhan sofrası. Geniş ve ferah solununda et ve tavuk dönerin en lezzetlisini yiyebilir. Enfes dondurma çeşitlerini tadabilir. Kuru pasta ve çeşit çeşit tatlıların en tazesini bulabilirsiniz. Damak tadınıza uygun börekleri, simit çeşitlerini, açmaların, poğaçaların en sıcağını ve tıpkı evde yapılmış gibi bol malzemeli gözlemelerimiz ve daha bir sürü çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Paket servisimiz vardır. Bedirhan sofrası Hamitköy'de. 444-23-33. Işıltı saçan, mükemmel parlaklık, zevkli kullanım, sade ve şık, en iddialı, en yeni. Seramik San, Kreavit, DRC Formina
insanlarda hayranlık yaratan markalar, granit ve seramik alanında size uzun yıllar kaliteli hizmet veren Necipoğlu'nda. Aynı bakıyoruz, farklı görüyoruz. Necipoğlu. Yıllardan beri gelen güveninizle hizmetinizdeyiz. Akyürek Mermer. Teknolojiyi sanatla birleştirip mermer üzerinde kusursuz ayrıntılarla işliyoruz. Güvenilirliğini UKAS ve ISO belgeleriyle birleştiren Akyürek Mermer, Kıbrıs'ta tek marka olmaya devam ediyor. Her türlü mermer işlerinizde bize danışın. Kıbrıs'ta tek isim Akyürek Mermer. Taklitlerimize dikkat. Akyürek Mermer, Mehmet Akyürek. 1952 yılından bugüne kadar gelen deneyim ve kalitesiyle Kıbrıs halkına hizmet veren Yağcıoğlu Yağ Fabrikası, zeytinin ruhunu damak tadınıza sunuyor. İster çekirdekli, ister çekirdeksiz soğuk sıkım hizmetiyle adanın başka hiçbir yerinde bulamayacağınız bir fark yaratıyor. En hakiki ve en kaliteli zeytinyağı denince tek firma olarak bilinen Yağcıoğlu, dalından yeni topladığı tamamen organik zeytinleriyle sofralara lezzet katmak için her zaman sizinle. Çünkü zeytinyağı üretmek herkesin harcı değildir. Yağcıoğlu Ergazi'de. Argold Prestige Cars. Kuzey Kıbrıs'ta bütün prestij markalı araçların bulunduğu tek adres. Prestijine önem verenler için doğru adres Argold Prestige Cars. Yıllardır süre gelen kaliteyi siz değerli halkımıza sunan Prestige Cars her zaman yanınızda. Argold Prestige Cars, başkent Lefkoşa'da, Küçük Kaymaklı'da. 444-4466. Argold Prestige Cars, bir Argüden Grups kuruluşudur. 1984 yılının kış ayında tatlı bir rüzgar esintisiyle başlar. Geçmişin en koyu tadında Oza Kahve markasıyla Kuzey Kıbrıs'ta. Kırk yılın hatırı farklı tadlarla değirmen taşının en hakiki sesi oluyordu. 30 yıllık emekte, adada. Şimdilerde ise Oza Kahve ikisi bir arada, Oza Kahve üçü bir aradası ile yeniden ortak oluyor. 40 yıllık sohbetin filizlenen yeni nesillerine. Gönülden gelen tat. Oza Kahve. Ülkemizin en saygın kuruluşlarından biri olan Serena Alışveriş Merkezleri, dünyaca ünlü giyim markası LC Waikiki'yi Kıbrıslarla buluşturdu. Yeni sezon ve LC Waikiki kalitesiyle binlerce ürün, 1200 metrekare konsept mağazasıyla Gazi Mausa'da sizleri bekliyor. Bay, bayan ve çocuk ürünlerinin en renklerinin bulunduğu LC Waikiki, Kuzey Kıbrıs'ta Serena Alışveriş Merkezleri güvencesiyle. Her yaşa ve herkese uygun kıyafetler LC Waikiki'de. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirimlerle LC Waikiki Gazi Mausa'da. LC Waikiki. İyi giyinmek herkesin hakkıdır.
nasıl yakalandığını çözebildin mi? He? Özok grubun sunduğu Ada Sabahı devam ediyor. Kasım Pazartesi sabahında günün ilk haberleriyle karşınızdaydık efendim. Ada Sabahı devam ediyor. Ekranları başına yeni geçenlere tekrar günaydın diyelim. Kocaman kucak dolusu sevgiler. Kanal T ekranlarında günün ilk haberlerini sizlerle paylaşıyoruz. Canım Kıbrıs'ım, sırada Türkiye gündemi var. Bakalım Türkiye'nin gazeteleri manşetlerinden, ön sayfalarından hangi haberleri okuyucularıyla paylaşmış, okuyucularına duyurmuş ve ilk olarak Hürriyet var elimizde. Hürriyet gazetesinin bugün manşette yer alan haberi hormonlu not baskını. Evet, Milli Eğitim'in İstanbul'da başlattığı baskınlarda bazı ilk ve orta dereceli okulların notları şişirdiği ortaya çıktı. Evet, ilginç bir başlık kullanmış Hürriyet gazetesi. Hormonlu not baskını.
Temmuz'da İstanbullu bir avukat Milli Eğitim Bakanlığı'na notların şişirildiği ve hormonlu not verildiğine dair şikayette bulunmuştu. Başvuruyu dikkate alan Bakan Nabi Avcı 3 müfettiş görevlendirdi. Beyoğlu Öğretmen Evi'nde üst kuran bakanlık müfettişleri yaklaşık 4 ay boyunca ilçe ilçe okulları denetledi, müdürleriyle görüştü. İşte hormonlu not baskını. Barzani ile 5 adım yine Hürriyet'in ön sayfasından okuyucuya duyurulan bir haber. Efendim Diyarbakır'daki Erdoğan-Barzani buluşmasında bölgedeki dengeleri yeniden belirleyecek kritik konular masadaydı. İşte temasların perde arkası. Ana başlıklar. Barzani Türkiye'nin Bağdat ile ilişkileri düzeltmesinden rahatsız olmayacağını vurguladı. Kerkük yumurtalıktan petrol sevkiyatı için mutabakata varıldı. İki yeni sınır kapısı belirlendi. Barzani PKK'nın dağdan inişine destek sözü verdi. PYD-Esad işbirliğine karşı ortak tavır kararı alındı. Türkiye'deki çözüm süreciyle ilgili sıcak gelişmeler. Hürriyet'in ön sayfasında koştuk coştuk deniliyor. 35. İstanbul Maratonu dün koşuldu. Halk yürüyüşüne 100 bin 3 ayrı yarışa yerli ve yabancı 20 bin atlet katıldı. İşte Hürriyet meşhur o Avrasya Maratonu'na yer vermiş ön sayfasından. 16 kez doğan rahip Butan'da ölüm korkusu yok çünkü herkes ölünce yeniden dünyaya geleceğine inanıyor. İşte daha önce 16 kez dünyaya geldiği için 17. Karpa lakaplı 28 yaşındaki rahibin hikayesi yer alıyor. Ertuğrul Özkök'ün kaleminden Hürriyet gazetesinde değerli izleyiciler ön sayfada. Düştüğü yerde çeşme açıklarında 17 yıl önce it dalaşına düşen jetimizin 400 metre derinde yattığı noktaya gittik. Türkiye'nin enkazı çıkarma kararıyla yeni hukuki süreç başlıyor. Bugün Atina'ya başvuru en önemli delil çıkacak denmiş. Şehit düşen F-16 pilotu Nail Erdoğan'ın arkadaşı ve ailesinin avukatı Mehmet Emin Keleş bugün Atina Başsavcılığına Yunan pilot Toanas Girivas olmak üzere sorumluların cezalandırılması için başvuru yapacak. Milyoner iş adamına 5 tecavüz suçlaması. Hürriyet'in ön sayfasında bir başka haber. Ankara'da yalnız yaşayan 5 kadının evine girip tecavüz etmekle suçlanan kamu müteahhiti M.K. hakkında 5 iddianame düzenlendi deniliyor haberin ayrıntılarında. Efendim Hürriyet gazetesinin ardından sırada Milliyet var. Bakalım bu sabah Milliyet'in manşetinde neler var? Milliyet kirli senaryo diyor manşet haberinde. Kirli senaryo gizli kalmadı. Bingöl'de 14 yıl önce para için öldürülen amca yeğene terörist süsü veren 5 özel harekat polisinin yargılanmasının yolu açıldığı kirli senaryo gizli kalmadı denmiş. Karnaval gibi geçti İstanbul Maratonu'nda on binler koştu. 52 kişiden kurtulan yok. Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da Boeing 737-500 tipi yolcu uçağının düştüğüne dair haber. Ve 52 kişinin yaşamını yitirdiğine dair haber Milliyet'in yine ön sayfasında. Efendim Milliyet'in ön sayfasından bir başka haber. Süreç kar topu gibi büyüyecek. Diyarbakır'daki konuşmalar ve Türkiye Başbakanı Erdoğan'ın açıklamaları. Dershane krizinde hükümetten yeni adım, paralı açık lise formülü, Türkiye Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın açıklamaları Milliyet'in ön sayfasında. Otostopla devre alem, Milliyet'ten bir başka haber, üniversitedeyken Anadolu'yu tanımak için otostopla seyahate başlayan Erden Gürses, rotasına Balkanlar ve Doğu Asya'yı da katıp 15 yılda 85 bin kilometre yol yapmış maşallah. Evet, Hürriyet, Milliyet derken şimdi de sırada Sabah var. Bakalım Sabah gazetesinin bugünkü manşetine. Dağdan in, eve dön, yeni hayata başla. Ankara silahlara kesin, vedadan sonraki süreç için atılacak adımları tasarlamaya başladı. Dağdan in, eve dön, yeni hayata başla diyor Sabah manşetinde. Evet, süreç kar topu gibi büyüyecek. Başbakan Erdoğan'ın açıklaması. Şivan Perver, Türkiye'de yeni bir çağ başlıyor. Sonuna kadar arkasındayız diyen Barzani'nin açıklamaları yine Sabah'ın ön sayfalarında. Ha dershane ha gecekondu, hükümetin dershane reformunun gerçeğin gerekçesinde çarpıcı kıyaslama, ilelebet dershane sürsün demek gecekonduları kutsamaya benzer açıklaması Sabah'ta da duyurulmuş ön sayfadan. Efendim Sabah'ın ardından geçiyoruz Zaman gazetesine. Zaman gazetesinin bugünkü manşetinde yer alan haber Türkiye'deki eğitim tartışmaları ile ilgili, dershanelerin kapatılması ile ilgili.
Türkiye tek ses denilmiş zamanda eğitimin ve insan yetiştiren kurumların önü kesilmesin. Hoca Efendi'den itidal çağrısı. Efendim yine zamanın ön sayfasında Fethullah Gülen Hoca Efendi fırtınalı dönemlerde bile itidalden ayrılmama çağrısını yaptı. Sabır ve namazla bu dönemin geçeceğine işaret ediliyor açıklamada. Yine zamanın ön sayfasında bir başka haber, eğitim camiası büyük zarar görüyor diyen açıklamalar, röportajlar yer almış ön sayfada değerli izleyiciler. Zaman gazetesinin ardından geçiyoruz Vatan'a. Vatan'ın bu sabahki ön sayfadan, manşetten okuyucuya duyurduğu haber yine aynı konu, ücretsiz dershane başlığıyla bu kez. Üniversiteye dershanelerde hazırlanan 2 milyona yakın lise mezunu için okullar ve halk eğitim merkezlerinde ücretsiz kurslar açılacak denmiş. Efendim 25 Ekim genelgesine dair ayrıntılar, öğretmenlere ek ücret ödeneceğine dair açıklama Vatan gazetesinde ön sayfadan okuyucuya duyuruluyor. En özel Oscar, Amerika Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi Angelina Jolie'ye yardım Oscar'ını verdi. Törene eşi Brad Pitt ve evlatlığı Maddox'la katılan Jolie'nin fotoğrafı yer alıyor yine Vatan'da ön sayfada. Sözü olan silahı gömsün Erdoğan'dan çağrı, söz silahtan etkilidir. Sözünle gel, tatlı dille gel diyor, yetti artık diyor Başbakan Erdoğan. Sözü olan silahı gömsün demiş. Efendim yine Vatan gazetesinin ardından Türkiye gazetelerini sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Sırada Taraf var. Taraf'ın bu sabahki manşetinde ise cezaevleri böyle boşaltılacak denmiş. Formül hazır, ikinci paketin adı toplumsal barış. Erdoğan'ın cezaevleri boşalacak sözü PKK'nın silahları tamamen bırakılmasıyla hayata geçecek. Af, KCK'lılarla birlikte Ergenekon ve Balyoz içinde uygulanacak. Cezaevleri böyle boşaltılacak. Evet, AKP masaya yatırdı. AKP mutfağında masaya yatırılan plana göre o gün Samas ve Cem Garipoğlu gibi hükümlüleri kapsamaması için genel af değil, TMK ve TCK'dan bazı değişiklikler yapılacak. Generaller de bırakılır. Erdoğan'ın kurmaylarına göre toplumsal barış adıyla hazırlanacak planla sadece devlete karşı işlenen suçlara af getirilecek denmiş. Bu haber Taraf gazetesinde ön sayfadan duyuruluyor. Sarıgül'den ilk tepki dershaneye seçim startını verdi. İstanbul Büyükşehir adaylığına kesin gözüyle bakılan Sarıgül, CHP il binası önünde halka seslendi. İlk mesajı dershaneler kapatılmasın oldu. Amerika bağımsız Kürdistan istemiyor. İslami çizgide Kürtler de var. Bir başka haber efendim Taraf gazetesinin ön sayfasında. Evet, Taraf'ın ardından geçiyoruz Cumhuriyet'e. Cumhuriyet gazetesi manşetinde hiç kimse inanmadı denilmiş. Erdoğan'ın Diyarbakır'daki genel af sinyaline muhalefet temkinli yaklaşıyor. Türkiye'nin gündemindeki konu genel af, şimdi de hiç kimse inanmadı diyor Cumhuriyet. Seçim yatırımı, muhalefet Başbakan Erdoğan'ın Diyarbakır'da cezaevleri boşalacak sözleriyle genel af sinyali vermesini seçim yatırımı olarak değerlendiriyor. Barzani İmralı'nın adımını takdirle karşılıyoruz. Barzani'den Öcalan'a övgü yine Cumhuriyet'in ön sayfasında. Arınç'la el ele Erdoğan'dan tekli söylem. Başbakan Erdoğan'ın Diyarbakır temasları sırasında Arınç'la el ele fotoğrafı yer almış Cumhuriyet'in ön sayfasında. Üniversitelerde disiplin soruşturmaları raporuna göre öğrenci listeleri polisten geliyor. Fişleme emniyetten denmiş. Yine Cumhuriyet'in ön sayfasından okuyuculara ayrılan bir başka haberdi. Efendim Türkiye gündeminden, Türkiye'deki yayınlanan gazetelerden sizlere 18 Kasım Pazartesi bugün aktaracağımız son gazete, Akşam Gazetesi'yle devam ediyoruz birlikteliğimize. Evet, Akşam Gazetesi'nin bugünkü manşeti Barış İttifakı. Başbakan Erdoğan'la Barzani'nin tarihi Diyarbakır buluşmasıyla konuşulan barış dili çözüm sürecinde umutları arttırdı diyor Akşam'da. Kayıp kulakta büyük şüphe, paralel dinleme, emniyet istihbarattan kaybolan milyon dolarlık dinleme cihazı için polisler imha ettik dedi. Paralel dinleme şüphesi ortaya çıktı. Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'nda bulunan teknoloji harikası dinleme cihazının kaybolmasının sonuçturan polisler iki polis memurunun ifadesini aldı denilmiş. Türkiye'de dinleme olaylarıyla ilgili ayrıntılar
Akşam gazetesinin ön sayfasında yer alıyor değerli izleyiciler. Telefon sahtekarlığında korkutan rakam, dolandırılmaya müsait 2.4 milyon kişi var. Profesör verimli telefon tuzağına düşmemek için uyardı. 2.4 milyon kişi her türlü telkine açık. Devletin para istemeyeceğini unutmayın denilmiş Akşam gazetesinde. Evet, çok enteresan bir olay. Türkiye gündeminde uzun zamandır yer alan bir konu bu aslında. Telefonla arayıp birileri sizi işletebiliyor ve telefonla sahtekarlığa gidiliyor. Sonucunda da paralarınız yok oluyor, çarçur ediliyor, paranızı alıyorlar. Banka hesap numaraları veriyor ve siz oraya yatırıyorsunuz. Nasıl oluyor? Aklım ermiyor. Ama birçok ünlü, aklı başında birçok kişi, profesör, doktor, kimler kimler bu tuzağa düşmedi ki? Onun için enteresan gerçekten. Ada Sabahı devam edecek. Ada Sabahı'nda Türkiye gazete başlıklarının hemen ardından şimdi sırada tebessüm zamanı. Birazcık gülelim değil mi? Günün ilk saatlerinde gülmüştük. Çok eğlenceli bir yarışma. Oradan değişik bölümler zaman zaman sizlerle paylaşıyoruz günün ilk saatlerinde tebessüm adına. En zor karaoke. Bir yandan şarkı söylüyorsunuz, diğer yandan da yarışmanın kuralları gereği size yapılan bir nevi işkenceden kurtulmaya çalışıyorsunuz ve şarkınızı ne olursa olsun kesmeyeceksiniz. Çok zor gerçekten de. İşte bu kez yarışmacıya elektrik veriliyor. Elektrik şoku veriliyor ve yarışmacı şarkı söylemeye devam edecek. Kural bu. Bakalım nasıl? Hep birlikte izleyelim. Ada Sabahı'nda tebessüm zamanı, ardından tekrar karşınızda olacağız. Bu kez konuşan panomuza geçeceğiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gazetelerinin iç sayfalarında yer alan bazı haberleri konuşan panomuzdan sizlere aktaracağız. Hazır mıyız? Hazırız inşallah. O zaman yarışmamızın ilk ve en önemli kuralını sana söylüyorum. Peki. Her ne olursa olsun, başına ne gelirse gelsin, asla ama asla şarkıyı kesmek yok. Anlaştık mı? Yok. Pekala Erhan, hadi başarılar. Hadi bakalım. Ver Erhan'ın müziğini. İster Osman Aga, sabah olsun çarşıya gidelim. Aman sabah olsun çarşıya gidelim. Sabahlara dayanamam Osman Aga, yalancısın inanamam Osman Aga. İnanamam Osman Aga. Sabah olsun çarşıya gidelim. Aman sabah olsun çarşıya gidelim. Sabahlara dayanam Osman Aga. Yalancısın inanam Osman Aga. Ne de güzel baldırım var. Aman ne de güzel baldırım. Naylon çorap sen Osman Aga. Naylon çorap sen ne istiyorsun Aga? Ne de güzel baldır, ne de güzel kaş. Namal yalancısın inan Osman Aga. Sabah Osman Aga. Yalancısın. Oh! Yalancısın. İnanamam. Olsun.
var, dayanam. Oh. Sabahlar, dayanam. Oh. Osman Ağa, yabancısın, yanıma. Onları. Sabahlar, can. Yabancısın, inanamam. Osman Ağa. Oh, ne de güzel, bandı, rımba. Ne de sunduğu Ada Sabahı devam ediyor.
Efendim güneşin en güzel doğduğu ülkeden sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Ada sabahı devam ediyor. Ekranları başına yeni geçen tüm izleyicilerimize tekrar günaydın. Enerji dolu, yüksek enerjisi olan bir gün olsun diyelim. Dün akşam her ne kadar sağanak yağmurun ve yağışın etkisinde birazcık uykusuz bir gece geçirmiş olsanız dahi her şeye rağmen hayat devam ediyor. Bugün her ne kadar %30'luk hükümetin uyguladığı elektriğe uyguladığı zamın başlangıç günü olmasına rağmen her şeye rağmen hayat devam ediyor. Efendim trafik kazalarına, intiharlara rağmen hayat devam ediyor. İşte ülke gündeminden gazete başlıklarını sizlerle paylaşmış olduk az önce. Şimdi konuşan panomuz var sırada. Bakalım gazeteler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yayın yapan gazetelerimiz iç sayfalarından hangi haberlere yer vermiş? Sizler sıcak çaylarınızı yudumlarken kahvelerinizi bizler de konuşan panoda sizlere bu haberleri aktaracağız. Aman ha bizden ayrılmayın. Haydi konuşan panoya. Efendim konuşan panomuzdayız. Tekrar hoş geldiniz diyelim. 18 Kasım Pazartesi sabahında. Konuşan panomuzda öncelikle Kıbrıs'ın ekonomi sayfası var. Ekonomi oldukça önemli. Vatandaşın işçi zor başlığını görüyoruz. Kıbrıs gazetesinin ekonomi sayfasında. Net asgari ücretin 1231 Türk lirası olduğu ülkemizde 4 kişilik bir ailenin mutfak masrafı 10 ayda %26.3 oranında artarak 2758 Türk lirasına ulaştı. Vatandaşın işi zor diyor Kıbrıs ekonomi eki. Ülkemizdeki işte 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için mutfağa yaptığı harcama ve Kasım arasındaki Ocak-Kasım arasındaki 10 aylık sürece %26.30 oranında artarak 2184 TL 23 kuruştan 2758 TL 69 kuruşa çıktı. Vatandaşın işi zor, ekonomiden önemli bir haber ancak bunu bilen kaç kişi var veyahut da tepki gösteren veyahut da siyasiler bu konuda ne yapacak merak konusu. Elektrikte işler iyice karıştı, çok güzel bir haber kullanmış Kıbrıs ekonomi. Ben hemen rica ediyorum arkadaşımdan, kameraman arkadaşımdan bunu yaklaştıralım. Harika bir fotoğraf gerçekten. Elektrikte işler karıştı başlığıyla. Bakın bir elektrik direğinde kablolarla uğraşan bir işçi ancak fotoğraf karesinde de görüldüğü gibi kablolar bayağı bir karışmış. CTP-DP koalisyon hükümetinin elektrik ücretlerine %30'a varan oranlarda zam yapması ülkenin tüm kesimleri tarafından tepkiyle karşılandı. Ekonomik örgütler platformu elektrik zammını herkesin iflas ettireceğini savunurken sendikalar ve bazı örgütler sivil itaatsizliği gündeme getiriyor. İşte elektrikte işler aynen bu fotoğrafta olduğu gibi bayağı bir karıştı. Efendim bir başka haber ekonomide yine Kıbrıs'ın ekonomi sayfasında ilginç otel konseptiyle dikkat çeken yatırımcı Zeynep Yaşlı devletin iş insanlarına destek olması ve adil davranması gerektiğini vurguluyor. Bilim insanı ve Neura direktörü Osman Zorba ekonomide dolaylı karamsarlık içinde bulunanlara önemli olan kararlılık bir tünelde bulunsanız dahi ışığı sürekli görebilmenizdir demiş. Tecrübe kazandıktan sonra ülkenize dönün çağrısını yapıyor bilim insanı açıklamasında. Ah o ışığı bir de biz görebilsek değerli hocam. Efendim Kıbrıs'ın ekonomi sayfasından sonra hemen ön sayfada iç sayfalarda yer alan diğer haberlere bakıyoruz. Evet yalnızlığa dayanamadı canına kıydı başlıklı bir haber var. Güzel Yurt dün intihar olayıyla sarsıldı. Güzel Yurt 64 yaşındaki Refik Bol Çocuk 23 yıl önce 21 yaşındaki kızını 11 yıl önce de eşini trafik kazasında kaybetmesinin ardından yalnızlığa dayanamadı. İşte bir acı son. Çok dramatize bir haber. Allah rahmet eylesin diyelim tüm ailesine. Refik Bol Çocuk 23 yıl önce 21 yaşındaki kızını 11 yıl önce de eşini trafik kazasında kaybetmişti. Şimdi de kendisi intihar etti.
Lefkoşa'da Yenişehir bölgesinde 15 metre yükseklikten bir apartmandan düşen 17 yaşındaki Kübra Şen'in durumunun kritik olduğu öğrenildi. Aile ise intihar değil diyor. Sarktı ve düştü denilmiş haberin ayrıntılarında. Efendim yine konuşan panomuzda bir başka haber. İtalyan uçağının Karpaz'da işi ne? Halkın Sesi gazetesi bunu ön sayfasından da duyurmuştu. Karpaz semalarında İtalyan askeri uçağı görüldü. KKTC hava sahasını 3 kez ihlal eden uçağı İncirlik'ten kalkan 2 F-16 uzaklaştırdı. Sahi İtalyan uçağının Karpaz'da işi ne? Ne yapıyor? Fotoğraf mı çekiyordu? Belirli yerleri mi gözetliyordu? Enteresan ama işte ana vatandan İncirlik'ten saat 8.30'da kalkış yaparak Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa bölgesinde hava muharebe devriye görevini icra etmekte olan 2 adet F-16 uçağı İtalya'ya ait tipi TE-1 hava aracının Kırpaşa Yarımadası doğuşunda KKTC hava sahasını 3 kez ihlal etmesi üzerine Karpazburnu KKTC doğusuna yönlendirdi ve söz konusu İtalya'ya ait hava aracına saat 11.08'de önleme yapıldı. Efendim konuşan panomuzda bir başka haber. Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Hüseyin Özboylu, Atatürk Öğretmen Akademisi'nin mevcut yapısını değerlendirmiş. Atatürk Öğretmen Akademisi'ne 15 öğrenci daha alınacakmış. 30 Kasım'da yapılacak olan sınavla Atatürk Öğretmen Akademisi'ne 15 öğrenci daha alınacak. Öğretmen adaylarına buradan duyurmuş olalım. İşte Yönetim Kurulu Başkanı Uzunboylu'nun açıklaması Havadis gazetesinde ön sayfa iç sayfalarda yer alıyor. Efendim Halkın Sesi iç sayfalarında renkli gördüğü bir haber var ki fotoğraf oldukça önemli. Canlarını hiçe sayıyorlar başlığını taşımış. Yasalara ve uyarılara rağmen birçok motosiklet sürücüsü kask takmaktan sokaklarda motosiklet kullanıyor. Hatta kimileri sokak aralarında canlarını hiçe sayarak şov niyetinde motosikletin önünü kaldırıp geziyor. İşte o anlar fotoğraf kareleriyle belgelenmiş Halkın Sesi'nin ön sayfasında. Gördüğünüz gibi ne kask var, ne plaka var, bir de üstüne üstelik şov var. Show must go on. Halkın Sesi'nin ön sayfasındaydı. Sınırı geçmeye çalışırken tutuklananlar Halkın Sesi'nde yine yer almış. Konuşan panomuzda yer buldu bu haber. Lefkoşa'da önceki akşam saat 18 sıralarında meydana gelen olayda Yiğitler Burcu bölgesinde 1. derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçmeye çalışan 27 yaşındaki EK tutuklandı deniliyor haberde. Efendim Star Kıbrıs'ın ön sayfasında yer alan bir haberdi. İç sayfadan da okuyuculara duyurulmuş. Konuşan panomuzda yine yer verme ihtiyacı duyduk. Çünkü önemli bir çağrı, önemli bir açıklama. Yalancı veba hastalığıyla ilgili Güney Kıbrıs'ta yeniden baş gösteren yalancı veba hastalığıyla ilgili ülkemizde de olduğu belirlendi. Kanatlı hayvana süresiz boykot diyor Hasan Yılmaz Işık. Tüketiciler Derneği Başkanı, evet yalancı veba hastalığı maalesef ülkemizde de var. Hatırlanacağı üzere Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Filiz Besim de bunu doğrulamıştı. Hatta insana bazı zararları olabileceğini de söylemişti. Veteriner Dairesi Müdürü insanla ilgili bulaşıcı herhangi bir sıkıntı yok, dert etmeyin demişti ama tabii. Az önce de söyledik programın başında. Sayın Veteriner Dairesi Müdürü gitsin, hayvanlarla ilgili konularda yorum yapsın. İnsanlarla ilgili konuları bıraksın, doktorlar yapsın. İşte Tabipler Birliği'nden çağrı gelmişti. Hasan Yılmaz Işık'ın açıklaması, Tüketiciler Derneği kanatlı hayvanı boykot edin diyor. Yalancı veba konusu çok hassas. Yeni Düzen'in iç sayfasında bir haber var. Önemli bir haber. Hemen sizlerle paylaşalım. Kayıtlı işsizlerin çoğu gençler denmiş. En fazla işsiz Mausa bölgesinde bulunurken ilkokul ve fakülte akademi mezunu kişilerin yoğunlukla iş aradığı görülüyor. İşsizlik ülke gerçeği ve işte gençler işsiz. Gençler işsizlikle boğuşuyor. Binbir zorlukla eğitimlerini tamamlayan gençler mezun olmalarının ardından işsizler kervanına katılıyorlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı çalışma dairesi Eylül ayı sonuna verilerine göre ülkede sayın seyirciler toplam 878 kişi Talk dirty to me.
Şerafettin Torun. 29 Ekim'de doğduğum ülkenin bayramını kutladım. 15 Kasım'da doyduğum ülkenin bayramını kutluyorum. Mutluyum. İki vatanım var. Cenk Diler. Bakanlar Kurulu YÖDAK Başkanı ve iki profesör üyenin maaşlarını barem 19'un topuna ve %8 ile 12 ek tahsisat almalı kararını aldı. 13 Kasım'da. Muhabbet Mevsimler. Törenlere bir baktım, konuşmalar aynı, değişen bir şey yok. Halk yalnız ve çaresiz. Kudret Özersay. Hala yavru olarak görülen ve yöneticilerinin böyle görünmekten rahatsız olmadığı 30 yaşında bir cumhuriyetimiz var. Özer Saraçoğlu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 30. yılı olmuş. Bugün bunu bilen ve kutlayan kaç Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımız var sizce? Cüneyt Kalamış. Günü hatırlamam da 1983'te Türkiye'yi ofsayta düşüren yanlış bir sürpriz hamleydi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilanı kanımca. Hala da öyle. Özer Saraçoğlu. 30. yılda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için sorun sokakta. Ferdi Sabit Soyer. Cumhurbaşkanı Eroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 30. yıl dönümünde 30 yılda adaleti ve hukuku yerine oturtamadık dedi. 30 yılın 22 yılının başbakanı kimdi acaba? Ali Bizden. Devletin elektrik borcunu ödemeyip %30 zam yapan hükümet, resepsiyona yüzümüz yok diyerek yemeli içmeli kutlamaları iptal etti. Egemen Bağış. Bütün baskılara karşı dimdik duran kardeş vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs halkıyla Türkiye arasındaki sarsılmaz bağın ispatıdır. Serhat Akpınar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilimiz Sedat Bey, Freedom Hukuk Fakültesi amfilerinin koltukları meclisinkinlerden daha rahat diyor. Acil yorum. Reklam şirketine verecek hali yok ya kendini, YouTube'a yükleyen bir adam var. Bir genel başkan adayı var. Olsun, CTP'de biz de paylaşıyoruz işte. Mehmet Vatan. TDP değişecekse Türkiye Türkiye'li düşmanlığı imajını toparlasın. Tüzükle değil bu işler. Güvercin uçurtmaya gelince nasıl derler hayal işte. Gaytung. Denktaş'ın nazik davetini kıramayan Glafkos Kleridis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere öteki dünyaya geçti. Volkan Alsancak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yeni dönem vekillerimizden halkın beklentisi vekil maaşlarının asgari ücret seviyelerine çekmeleri, dokunulmazlıklarının kaldırılması. Doktor Abidin Akbirgün. Her türlü değişim sancılıdır. Bundan dolayı ben sadece mutluluk, konfor, huzur istiyorum diyen birey ve toplum değişim ve gelişime kapalıdır. Dizem Oraç. Anneanne elektriğe %30 zam gelmiş. Haspa çıkarsınlar inşallah.
Güneşin en güzel doğduğu ülkeden sizlere seslenmeye devam ediyoruz canım Kıbrıs'ım. Ada sabahı devam ediyor. Sizler günün ilk saatlerinde çaylarınızı, sıcak içeceklerinizi yudumlarken bizler de sizlere günün ilk haberlerini sunmaya devam ediyoruz. Evet, ada sabahında değişik yeni bölümlerimiz var. Diğer programlardan farklı olarak her gün sabah sizlere ülkemizde yayın yapan internet haber sitelerinden, yani internet gazetelerinden haberleri de sunuyoruz. Ve işte web haberde ilk olarak kıbrıssondakika.com internet haber sitesinin, internet gazetesinin haberlerine göz atacağız hızlı bir şekilde. Kıbrıssondakika.com'un ön sayfasında yer alan haber, TDP'de yeni başkan Cemal Özyiğit'lenmiş. Refik Bolçocuk'un güzel yurtta canına kıydığına dair haber yine yer alıyor. Başbakan değil, Atalay çözdü başlıklı bir haber var. Bu haber enteresan bir haber. Tıklayalım, ayrıntılarını hemen hızlıca okuyalım. Başbakan Özkan Yorgancıoğlu'nun 12 belediye başkanıyla görüşmemişti deniliyor haberde. Mali sorunlar noktasına tıkanan, aralarında Geçitkale, Erenköy, Vadili gibi belediyelerin de bulunduğu 12 belediye başkanı bugün öğleden sonra, yani dün anlamında bu herhalde veya geçtiğimiz gün, TC Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'la görüştü. Kendi belediye başkanlarına ilgi göstermeyen Başbakan Yorgancıoğlu'yla daha önce görüşmek isteyen 12 belediye başkanı çözümü Beşir Atalay'da bulmuş. Enteresan. Yorgancıoğlu'nun daha önce ilgilenmediği 12 belediye başkanına çözüm bulan Atalay, sorunları dinlediğini ve buna en kısa zamanda çözüm getireceğini ifade etmiş. 12 belediye başkanı olarak aylardır hak arama mücadelesinde seslerini duyurmak için bazı medya kuruluşları, siyasi partiler ve hükümet yetkilileriyle de görüşülmüş. Fakat herhangi bir olumlu yaklaşım olmamıştı. Başbakan Yorgancıoğlu'nun çözüm noktasında bir çabası olmayan ve mağdur edilen, gelirlerin dağılımında haksızlığa uğratılan 12 belediye başkanı arasında ise Yeni Erenköy Belediyesi, Dipkarpaz, Paşaköy, Mehmetçik, Geçitkale, Serdarlı, Vadili, Esentepe, Lefke, Büyükkonuk, Akdoğan, Çatalköy Belediyesi var. İşte 12 belediye başkanı, değerli izleyiciler, aylardır başbakan, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başbakanı Özkan Yorgancıoğlu'ndan randevu istiyor. Ancak başbakan Özkan Yorgancıoğlu kesinlikle randevu vermiyor ne hikmetse. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ülkemize geldiğinde Sayın Atalay bu 12 belediye başkanını kabul ediyor, sorunlarını dinliyor, sorunlarına çözüm bulmak için girişim yapacağını söylüyor. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geldiği nokta, ülke gerçeği. Yorumu size bırakıyorum. Çok fazla söze gerek yok aslında. İşte bu da web sitelerinde, kıbrıssondakika.com haber sitesinde öne çıkmış değerli izleyiciler, internet gazetelerinde. Haber KKTC var sırada. Bir başka internet haber sitesi ülkemizde yayınlanan Haber KKTC'nin bugünkü manşetinde Azerbaycan'ın simgesine Kıbrıslı Türk imzası başlıklı bir haber var. Güzel bir haber. Hemen tıklayalım, bir ayrıntısına bakalım. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yükselen şaheser Haydar Aliyev Kültür Merkezi'nin yaratıcısı bir Kıbrıslı Türk. Helal olsun diyelim. Haydar Aliyev Kültür Merkezi'nin yaratıcısının bir Kıbrıslı Türk olduğu söyleniyor. Göz kamaştıran eserin mimarı Saffet Bekiroğlu'ymuş. Haber KKTC'de ön sayfada yer alıyor bu. Helal olsun gerçekten de, muhteşem bir eser. Tekrar ülkemiz adına gururlandık sizinle diyelim. Haber KKTC'de ön sayfada yer alan diğer haberler, TDP'nin yeni genel başkanının Özyiğit olduğu söyleniyor. Hürriyet gazetesi Washington temsilcisi Tolga Tanış, Amerika'da ağırlıklı konulardan biri Kıbrıs olacak demiş. Bir başka haberde Haber KKTC'nin ön sayfasından okuyuculara duyurulan değerli izleyiciler. Sırada bir başka internet haber sitesi Haber Kıbrıs var. Haber Kıbrıs'ta da TDP'nin yeni başkanı Özyiğit deniliyor. Hemen hemen bütün haber internet sitelerinde öne çıkmış bu haber. İki ülke İran'ı vurmak için barıştı. Dünya için tehlikeli gelişme denilmiş. 5 ülke, 13 ekim, ekip, 62 araç. Bu kez klasikler yarıştı. Ülkemizde gerçekleşen klasik otomobil Cumhuriyet Rallisi'ne dair ayrıntılar, fotoğraflarla birlikte haberkıbrıs.com'da. Güzel yurt şokta, Refik Bolçocuk canına kıydı. Şok eden ayrıntı, daha önce hatırlanacağı üzere eşini ve çocuğunu, değerli izleyiciler, trafiğe kurban vermişti. Farklı yıllarda Refik Bolçocuk. Aradan geçen onca yıl sonra yalnızlığa dayanamadı ve intihar etti. Allah rahmet eylesin, yakınlarına da başsağlığı dileyelim.
Haberkıbrıs.com'un ardındansa Kıbrıs Postası var. İnternet sitelerinde Kıbrıs Postası'nda okutan son Zürih son şans açıklaması. Gazetede Kıbrıs Postası gazetesine yer alan aslında birçok haberin aynısı internet sitesi olarak kıbrıspostası.com'da da yer alıyor. Bir başka haber Ankara'dan Amerika'ya yoğun siyasi trafik başlığını taşıyor. TDP'deki dünkü genel kurul yine Kıbrıs Postası'nın ön sayfasında yer almış değerli izleyiciler. Ve son olarak web haberlerden gündemkıbrıs.com'a bakıyoruz. Gündemkıbrıs.com ön sayfadan okuyucularına hangi haberleri duyurmuş? TDP'nin dünkü dördüncü olağan kurultayı yer alıyor Cemal Özyiğit Başkan. İkinci Cumhurbaşkanı Talat'ın açıklaması maaşları olsun ödeyebilsek diyor Mehmet Ali Talat. Korkuteliler yol kesti. Klasik otomobillerden Cumhuriyet Rallisi. Tüketiciler Derneği yalancı veba hastalığı konusunda endişeli. Tavuk tüketmeyin. Alevi Kültür Merkezi'nin düzenlediği aşure günü etkinliği. Gündemkıbrıs.com'da yer alan diğer haber başlıklarıydı değerli izleyiciler. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yayınlanan internet haber sitelerinin ön sayfalarında manşetten okuyucularına duyurduğu haberler de bu şekildeydi. Efendim bugün 18 Kasım Pazartesi, haftanın ilk iş günü. Peki 18 Kasım'da geçmişte neler yaşanmıştı? Dünyada neler yaşanmıştı? Ülkemizde neler yaşanmıştı? Tarihte bugün diyelim mi? Hemen yönetmen arkadaşımdan rica edeyim. Tarihte bugüne bir bakalım. Bakalım 18 Kasım'da tarihte bugün neler yaşanmıştı ve gündem maddeleri nelerdi? Hep birlikte izleyelim. Tarihte bugün 18 Kasım. Yıl 1928. Walt Disney'in yarattığı çizgi film Mickey Mouse'un ilk gösterimi yapıldı. Yıl 1933. İstanbul Darülfünun İstanbul Üniversitesi olarak açıldı. Yıl 1936. Adolf Hitler ve Benito Mussolini General Franco'nun İspanya'da kurduğu geçici hükümeti tanıdı. Yıl 1983. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımadı. Yıl 1992. Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunu kabul edildi. Yıl 2007. Zasyatko maden felaketi meydana geldi. Efendim Ada Sabahı devam ediyor. İşte tarihte bugün ekranlarınıza yansıdı. Gündemde 18 Kasım dedik. Geçmiş tarihlerde neler vardı, neler yaşanmıştı. Gündem demişken hemen bir bugünün gündemine bakalım tekrar. Sabahın ilk saatlerinde aslında sizlerle paylaşmıştık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gündeminde bugün neler olacak? Bizi neler bekliyor? Kim kimi kabul ediyor? KKTC gündeminde neler var? Hemen yönetmen arkadaşımdan rica edeyim ekrana gelsin. İşte 18 Kasım 2013'te Pazartesi günü KKTC gündemi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu'nun düzenlediği Engelsiz Bilişim Günleri etkinliği Yakın Doğu Kütüphanesi Salon 4'te saat 9'da başlayacak. Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi 1. Üniversiteleri Tanıtım Günleri etkinliği saat 9'da başlıyor. Baraka Kültür Merkezi 19 Temmuz 2011 yılında Kıbrıs Türk Hava Yolları binası önünde yaşanan olayların ardından başlatılan dava süreciyle ilgili olarak Lefkoşa Mahkemeler önünde saat 9.30'da basın açıklaması yapacak. KİTAMS, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nda eski Kıbrıs Türk Hava Yolları çalışanlarının alacakları için biriken paranın akıbetine yönelik saat 9.30'da görüşme gerçekleştirecek. Türk Ajansı Kıbrıs'ın merhum müdürlerinden Kemal Aşık bugün saat 10'da anılıyor. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 10'da toplanacak.
Diş hekimliği haftası etkinlikleri Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği binasında gerçekleştirilecek. Basın toplantısıyla saat 12'de başlayacak. Sendikal platform zamlarla ilgili saat 14'te Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'nda basın toplantısı düzenleyecek. Çağdaş Müzik Derneği Türk Sanat Müziği Korosu'nun Safalar Getirdiniz Cumhuriyet Konseri Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun da katılımıyla saat 20'de Lefkoşa AKM'de yapılacak. Efendim, güneşin en güzel doğduğu ülkeden sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Ada sabahı devam ediyor canım Kıbrıs'ım. Sırada günün köşe yazarı bölümümüz var. Bileceğiniz gibi hatırlayacağınız üzere hafta içi her gün sabah ada sabahında günün köşe yazarını seçiyoruz. Ve bugünün köşe yazısı olarak da Star Kıbrıs gazetesinden deneyimli usta kalem Özcan Özcan Han'ın yazısını günün köşe yazarı ve günün köşe yazısı olarak layık gördük. Glafkos Klerides'in yaşamını yitirmesinden sonra onu çok iyi tanıyan, onunla defaatle röportajlar yapmış deneyimli usta kalem, deneyimli gazeteci Özcan Özcan Han'ın anıları ve yazdıkları Klerides'e dair önemli, çarpıcı bir yazıydı. Bu sabah sizlerle paylaşacağız az sonra. Ama hemen hatırlatayım, ilerleyen dakikalarda çok kısa bir süre sonra Sanayi Odası Başkanı Sayın Ali Çıralı stüdyomuzda olacak. Ve Sanayi Odası'nın sorunlarını, üretim sektörünün sorunlarını, elektriğe yapılan %30 zamı, ülke gündemini değerlendireceğiz. Sanayi Odası Başkanı Ali Çıralı ile keyifli bir sohbet sizleri bekliyor. Öncesinde günün yazarı ve söz Özcan Özcan Han'da. Günün köşe yazarında bugün Star Kıbrıs gazetesinden Özcan Özcan Han var. Hatırlatan okullarımıza teşekkürler. Peleğin binbir çemberinden geçen Kıbrıs tarihine ve insanların yaşamına damgasını vuran Kıbrıs Cumhuriyeti'nin eski cumhurbaşkanlarından, DİSİ Partisi kurucularından, EOKA kurmaylarından, emekli Kıbrıs müzakerecilerinden, deneyimli politikacılarından, avukatlarından, Glafkos Klerides'in ölümüyle ilgili yazımı okuyan dikkatli, bilgili okurlardan bazı hatırlatmalar geldi. Hepsine de candan teşekkürler. Yazımda eksik bıraktıklarımı işaret ederek bana hatırlattıklarını sizlerle paylaşmayı, eklemeler de yapmayı uygun gördüm. Bana şöyle dediler. 1. 1963'te iki toplum arasındaki çatışmalar şiddetlenerek yayılınca rahmetli denktaş Klerides'i aradı ve yardım istedi. Ailesini güven içinde adadan gitmesine Klerides yardım etti. Onları arabasıyla alıp uçağa kadar götürdü, uğurladı ve salimen gittiklerini denktaşı haber verdi. 2. Mustafa Çağatay, Glafkos Klerides görüşmesi UBP DİSİ Parti Başkanları, liderleri olarak gerçekleşti. İrsen Küçük hazırladığınız ortak açıklamada iki toplum lideri ifadesine karşı çıktı ve düzeltilmesini istiyor. Düzeltme yaptınız ve taslak değiştirilip Klerides'i okuttuğunuzda hiç itiraz etmedi ve imzayı attı. Gerçek budur diyor. Düzeltme yaparsanız memnun oluruz. 3. Klerides'in ölümünün 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanı ve yaş gününe denk geldiğinden hiç bahsetmediniz. Ne Klerides, ne hiçbir Rum, ne Birleşmiş Milletler, ne Amerika, ne de hiçbir İslam ülkesi bile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımadı. Kabul etmedi ve üstelik tanımasını da engelledi. 4. Makaryos Denktaş'la iki toplumlu iki bölgeli toplumların siyasi eşitliğine dayalı federal bir Kıbrıs Cumhuriyeti'ni Waldheim huzurunda 1977'de kabul etti, imza attı. Ama hemen akabinde bunun Enosis'e bir sıçrama tahtası olacağını söyledi. İmzaladığı anlaşmayı hiç hazmedemedi ve çok büyük taviz vermiş diye kahrından 4-5 ay sonra öldü. Ondan sonra Kipriano imzaladı aynı anlaşmayı. Ama bunca yıl oldu, ne federal cumhuriyet kuruldu, ne plaza, ne gali, anlam planları kabul edildi, yaşam geçirildi. Bunlara daha önceki yazılarımda yer verdiniz, iyi de yaptınız. Diğer hususların altını çizdiklerinizi yayınlarsanız halkımız da öğrenmiş olur, bizler de memnun kalırız. Evet sevgili dostlar, değerli okuyucularımız, sizlerden gelecek her türlü aydınlatıcı bilgiye, doğruları yansıtan haberlere sayfalarımızda yer verme kutsal görev sayarız. Saygılarımla bir kez daha teşekkürlerimi sunarım. Glafkos Klerides için Güney Kıbrıs'ta yas ilan edildi. Cenazesi Salı günü Strovolos Kilisesi'nde kaldırılacak. Biricik kızı Katiye, Cumhurbaşkanımız Eroğlu'nun başsağlığı mesajı çekmesini takdirle ve memnuniyetle karşılarız.
Ne de olsa bu gibi davranışlar olumludur ve iki toplum arasındaki gerginliklerin, düşmanlıkların, nefretin azalmasına zemin hazırlar, yakınlaşmaya yardımcı olur. Din işlerimizden sorumlunun da Ortodoks Kilisesi Başkanı 2. Hristos Thomas'un isim ve yaş gününü kutlamasını da alkışlarız. İnşallah çok uzun sürmez. Yani 50 yıl daha geçmeden değerli liderlerimiz, politikacılarımız, müzakerecilerimiz ahirete intikal etmeden Kıbrıs sorunu çözümlenir. Ve şimdiki liderlerimiz de Kleridis ve Denktaş gibi bir anlaşmayı göremeden aramızdan ayrılmaz. Efendim, Ada Sabahı'nda günün köşe yazarı Özcan Özcan Han'ın yorumu, kalemi ekranlara yansıdı. Harikaydı gerçekten de. Özellikle beni etkileyen en önemli bölümlerden bir tanesi. Glafkos Kliridis'in adadaki savaş sırasında Denktaş ve ailesine yardım ettiği yönünde bir yazısı var, paragraf var köşe yazısının içerisinde. Denktaş'ın ailesini Kliridis'in kaçırdığı güvenli bölgeye yönünde bir yazı. Gerçekten çok ilginç, tarihe not düşülmesi gereken bir yazıydı aslında. Evet, Özcan Özcan Han'a da teşekkür edelim ve ardından Ada Sabahı devam edecek. Az sonra günün yorumunu da alacağız değerli izleyiciler. Günün yorumunda bu sabah çok değerli bir isim var. Sayın Serhat Kotak bizlerle birlikte olacak. Serhat Kotak'la telefon bağlantısında günün yorumunda gündemi değerlendirmesini isteyeceğiz. Bu arada az sonra hemen hatırlatayım, Sanayi Odası Başkanı Sayın Ali Çıralı ile sohbetimiz başlıyor. Ekran başından sakın ayrılmayın. Sabahın ilk saatlerinde günün manşetlerini kaçıranlar varsa bizler de birazcık soluklanalım. Bir kahve molası rica edelim sizlerden. Sizler sabahın ilk dakikalarından beri bizleri izlemektesiniz. Saat 06.45'te başlayan yolculuğumuz saat 10.30'a kadar devam edecek. Şimdi günün ilk saatlerinde KKTC gazete manşetlerini kaçıranlar için bir hatırlatma turu. Hızlıca, ekspres bir şekilde. Bakalım bugünün KKTC gazetelerinin gündeminde neler vardı ön sayfada. Günün manşetleri ekrana gelsin. Minicik bir reklam arası olsun, sonra hemen ardından stüdyo konuğumuzda Sayın Ali Çıralı ile Sanayi Odası Başkanı ile sohbetimiz başlayacak. Bizden ayrılmayın. ...18 Kasım Pazartesi... Kıbrıs Gazetesi'nin manşet haberi. Downer belgesi masada olacak. Hristofias'la Talat arasında sürdürülen çözüm müzakerelerinde varılan uzlaşı noktalarıyla anlaşmazlık unsurlarını içeren belgenin müzakere masasındaki yerini koruduğu öne sürülüyor. Taraflara sunulacak denmiş haberin spot başlığında. Bunca emek çöpe atılamaz. Birleşmiş Milletler'in bunca çalışmasının çöpe atılamayacağına inandığını, bu yüzden de Anastasiadis ve Eroğlu'ndan 4 yıllık müzakere sürecinde üretilen malzemeyi kullanmalarını isteyeceği öne sürülüyor Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs gazetesinde yer alan haberde. Güvercinler geri dönün, TDP'nin yeni genel başkanlığına getirilen Cemal Özyiğit'in açıklaması gazetenin ön sayfasında. Alevi Kültür Merkezi Aşure Günü etkinliği düzenledi, Cem Evi istediler, bir başka haber. Rum yönetimi eski başkanı Glafkos Kliridis yarın defnediliyor, Disi 40 gün yas tutacak denmiş Kıbrıs'ta bir başka haberde. Gazetenin logosunun hemen yanındaki haberse, Refik Bol Çocuk canına kıydı. Mehmet Özetem evinde geçirdiği kalp krizi sonucu öldü. Güzel Yurt yasta, büyük acı. Ve Kıbrıs'ın sür manşeti. Yolu trafiğe kapattılar. Korkuteli kavşağında toplanan köy halkı sürekli trafik kazalarının olduğu yerde yeterli önlem alınmasını sağlamak için eylem yaptı. Ve sırada Havadis gazetesi var. Sitem etti, bıraktı Havadis'in manşet haberi. TDP 4. olağan genel kurultayında Mehmet Çakıcı başkanlığı Cemal Özyiğit'e devretti. Kurultaya Çakıcı ve Özyiğit'in karşılıklı sitemli sözleri damga vurdu. Çakıcı sitem etti. Bir başarı yakalandığında başarı TDP'nin olur ama başarısızlık da tek suçlu Çakıcı'dır. Bu böyle olmamalıydı. Tek adam iması Cemal Özyiğit. Partinin adanın her bölgesinde örgütlenmeye hız vereceğini söyledi ve tek adamlıktan kurtulacağız. Kadife hazır, önce akaryakıt sonra enerji. Akaryakıt zammı protestosunda hafızalara kazınan kadife bu kez enerji zammı için Lefkoşa'da olacak denmiş haberde.
Havadis'in sürmanşetinde benim üzerimden partililer dövülüyor başlıklı haber yer alıyor. CTP eski genel başkanı Soyer, kendi üzerinden çok sayıda partilinin dışlanma ve ötekileştirme girişimlerini görerek üzüldüğünü, kahrolduğunu söyledi. Sırada Afrika var. Afrika'nın manşet haberi, hazmettiyseniz mesele yok. Muhalefetteyken UBP'nin yaptığı %20 elektrik zammına karşı çıkan, ancak kendisi hükümete gelince %30 yapan CTP, proje olarak isimlendirdiği okkalı zamı bugün yürürlüğe koyuyor. Bugün yapılacak olan geniş katılımlı sendikal platform toplantısından nasıl bir karar çıkacağı merakla bekleniyor denmiş Afrika'da. Bir son dakika gelişmesi Afrika'nın ön sayfasında: gök gürledi, şimşek çaktı, yıldırımlar düştü, yağmadı, birden patladı deniliyor. Lefkoşa dün gece gök gürlemeleriyle sarsıldı, şimşekler göğü parçaladı, bazı yerlerde yıldırımlar düştü. Afrika'nın üst manşetinde ise Mehmet Çakıcı gittiyse sanmayın ki TDP'nin çakısı da kınına girdi. Alçaktan uçtuğu için insafsız avcılar tarafından vurulan beyaz güvercin yüksekten uçacak şimdi. Halkın Sesi gazetesinin manşetinde yer alan haberse Umut Partisi olacağız. TDP'nin 6 yıllık başkanı Çakıcı veda etti, görevi devralan Özyiğit birlik beraberlik mesajı verdi. TDP'de Özyiğit dönemi. Halkın Sesi'nde bir başka haber, Karpaz semalarında gerilim. Karpaz üzerinde 2 gündür İtalya'ya ait askeri uçağın uçuş yaptığı görüldü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahasını 3 kez ihlal eden uçağı İncirlik'ten kalkan 2 adet F-16 uzaklaştırdı. Kıbrıslı gazetesinde manşet haberse ritim bozukluğu biliniyordu. Ani ölümüyle Kuzey Kıbrıs'ı yasa boğan genç futbolcu Ogün Güren'in ölümündeki sır perdesi Kıbrıslı gazetesine yer alıyor değerli izleyiciler. Kıbrıslı gazetesinin ön sayfasından bir başka haber. GAYÜ ile kader birliği yaptık. GAYÜ Feridon ve Elysium binalarının hizmete açılması ve Smart Health Sağlık Merkezi'nin temel atma törenine katılmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü ve Florence Nightingale Hastaneleri Başhekimi Profesör Doktor Çavlan Çiftçi, GAYÜ ile Florence Nightingale Hastanesi ile sağlık alanında işbirliği protokolüne ilişkin açıklamalar yaptı. Aile intihar değil dedi. Lefkoşa'daki Yenişehir bölgesinde 15 metre yükseklikteki bir apartmandan düşen 17 yaşındaki Kübra Şeh'in durumu kritik. Vatan gazetesindeyiz. Manşet haber: eski Rum lider Kliridis için güneyde yas var. Adada hak, adalet ve eşitlik içinde barındırılan çözümü görmeden Kıbrıs'ın yakın tarihinde rol üstlenmiş ve bu tarihe tanıklık etmiş olan bir lider daha yarın son yolculuğuna uğurlanıyor denmiş haberde. Yayın Yüksek Kurulu Başkanlığı'na İlkay Diren seçildi. Kurul ilk toplantısında başkan yardımcılığına da Olgun Üstün'ü getirdi. Vatan'ın ön sayfasından bir başka haber. İskele'de örnek girişim, İskele Belediyesi sponsorluğunda. İskele Sahil Lions Kulübü Derneği tarafından kent sınırları içerisinde 4 ayrı noktaya kitap toplama kumbarası yerleştirildi. Vatan'da üst başlıkta ise Yakın Doğu heyeti İsviçre'de temaslara başladı deniliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5 kıtada 40'tan fazla ülkeyle bir arada denmiş haberin başlığında. Sırada Volkan gazetesi var. Volkan'ın manşet haberi: dostluk maçı bile yapılmayacak. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, KOP'la imzaladığı anlaşmaya destek sağlamak için kapı kapı gezerken KOP Başkanı Radyo Proto'ya şok açıklamalarda bulundu. Dostluk maçı bile yapılmayacak. Hükümette Gülhan Alp gerginliği. Alp görevden alınıyor mu? Eşinin maaşıyla birlikte evine her ay 20 bin Türk lirasının üzerinde maaş girdiği ileri sürülen Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Gülhan Alp, hükümet içinde büyük tartışmaya neden oluyor. Volkan'dan bir başka haber. Kıbrıs Postası gazetesinin bu sabahki manşet haberi: boyalı zeytin. Yılda toplam 1500 ton zeytinyağı, kişi başına da 11 kilo sofralık zeytin tüketen, aynı zamanda da hatırı sayılır bir zeytin üreticisi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 2014'te tamamen yasaklanacak olan boyalı zeytin ithal edilmeye devam ediliyor. Zeytin ve Zeytinyağı Üreticiler Birliği Başkanı İrfan Çelik'in açıklaması Kıbrıs Postası'nın manşet haberinde. 2005-2008 yıllarında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanlığı'nı yürüten Niyazi Okutan Son Züri Son Şans başlıklı açıklaması Kıbrıs Postası'nda. Modern zamanların şifacısı, gelişen teknoloji, yaşamın içindeki koşuşturmalar her geçen gün ilişkileri yozlaştırıp yok etmeye devam ediyor. Sevgiyle kucakladığı her anı şifalandırıyor. İşte özel bir röportaj Kıbrıs Postası'nın üst başlığında.
Star Kıbrıs gazetesinin bugünkü manşet haberi ise nasıl adalettir bu? Mehmet Çakıcı, TDP Genel Başkanı olarak yaptığı son konuşmasında bize ateş edenler diye nitelediği kişilerin birkaç kişinin TDP listesinde olmamasını bahane ettiğini savunarak sordu. Nasıl adalettir bu? Kimsenin önüne engel koymadım. Tüm başarısızlıklar bana mal edildi diyor Çakıcı açıklamalarında. Ortam gazetesinin manşeti ise TDP'de yeni başkan Cemal Özyiğit deniliyor. Özyiğit'in açıklamaları: birlikte başaracağız. Downer belgesi masada. Taraflar 2008-2012 tarihleri arasında sürdürülen müzakerelerin müzakere zemini olarak kabul etmeyeceği duyurmasına rağmen Birleşmiş Milletler tepkilerini es geçerek uzlaşı noktalarında değerlendirilmesinde ısrar edeceği bildirildi. Downer belgesi masada. Yeni Düzen gazetesinde bu sabahki manşet haber 7 yılda 140 milyon sterlin. Taşınmaz Mal Komisyonu 2006 yılından bu yana yapılan 579 başvuruda Kıbrıslı Rumlara 140 milyon 122 bin 316 sterlin ödeme yaptı. Kıbrıslı Rumlara ait 10 milyon 13 bin 944 metrekarelik alan Türk tapusuna geçti. Ne sokak lambaları yanıyor ne de radar var. Korkuteli köylüleri şikayetçi. Yeni Düzen gazetesinde Korkuteli'nin de yapılan kavşak eylemi ayrıntılarla yer alıyor. Demokrat Bakış'ın manşet haberi: Rum basınından çarpıcı iddia, Downer belgesi masada. Eroğlu'na iki ödül birden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lions Kulüpler Birliği ile 118 Yönetim Çevresi İstanbul Anadolu Yakası Federasyonu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Eroğlu'na ödül veriyor. 18 Kasım Pazartesi Güneş gazetesinin manşeti: UBP Cumhuriyet Balosu muhteşem geçti. Özgür Gün, devletimizi sonsuza dek yaşatacağız. Boeing 737 yere çakıldı, 50 ölü. Tataristan Hava Yolları'na ait Moskova Kazan seferini yapan Boeing 737 tipi uçağın düştüğüne dair haber Güneş'in ön sayfasında. Özok grubun sunduğu Ada Sabahı devam edecek. Nasıl yakalandığını çözebildin mi? He? Bakmıştık ama. Yok yok, biz şöyle geziyorduk ama sıkıntı yok, biz gideriz. Televizyon mu? Televizyon. Televizyon seyretmekten ders çalışamıyorum ya. Alın götürün hemen. Ne oluyor ya? İyi tarafından bakıyor. İki bisküvi arasına bol marshmallow, üstüne de çikolata doluyor. Ha abi, bu tüplü değil mi ya? Ha patlar matlar, aman ha. Biz gidelim. Öyle bir kart düşünün ki sizi düşünen bir kart olsun. Hem taksit ödeyip hem de bol bol kazandırsın. Türk Bankası'ndan ihtiyacınız olan her şey için tek kart. Shop Kart. Sizce bir süpermarket nasıl olmalı? 1200 metrekare alışveriş ortamı, 8000 çeşit ürün, 60 personel, 13 kasa, 120 araçlık açık ve kapalı otopark. Burası Kiler Süpermarket. Sizin için neler mi yapıyoruz? Et bölümümüzde en kaliteli et ve et ürünlerini sizin için hijyenik ortamda hazırlayıp depolayıp satışa hazırlıyoruz.
Manav bölümümüzde üreticiden ve tedarikçiden aldığımız günlük taze meyve ve sebzeleri sizlere sunuyoruz. Şarküteri bölümümüzde çok çeşitli kahvaltılık ürünleri açık şarküteri bölümümüzde hizmetinize sunuyoruz. Yemek ve meze bölümümüzde anne yemeklerini aratmayacak lezzet ve kalitedeki yemek ve meze çeşitlerimizi tatmanızı sağlıyoruz. Pastane bölümümüzde birbirinden nefis pasta ve tatlı çeşitlerini beğeninize sunuyoruz. Unlu mamuller bölümümüzde sabah kahvaltısını keyfe dönüştüren klasik ve yöresel unlu mamul çeşitlerini sizlere sunuyoruz. Süpermarketimizde gıda ve temizlik ürün çeşitlerini bulmanızı kolay ve rahat alışveriş ortamını sağlıyoruz. Kasalarımızda güler yüzlü kasiyerlerimizle beklemeden alışveriş keyfi yaşatıyoruz. Danışma noktamızda önerilerinizi dikkate alarak çözüm üretiyoruz. Biz hazırız. Sizi keyifli alışverişe bekliyoruz. Kaliteli ürün, uygun fiyat, iyi hizmet. Kiler Süpermarket, Levkoşa Gönyeli'de. Mustafa Zorer Motors şimdi büyük, büyük, çok daha büyük. Çok daha büyük. Kıbrıs'ta oto galeri tabularını yıkıyoruz. Mustafa Zorer Motors devasa showroomuyla siz değerli halkımıza ciddi, kaliteli ve güvenilir hizmet vermeye devam ediyor. Mustafa Zorer Motors. Herkes için araba, herkes için güven. Mustafa Zorer Motors. Sonbaharda herkes evinde daha mutlu, daha keyifli. Talihsiz Mobilya'da Esila, Ebru, Eko ve yeni koltuk takımlarında ve Olimpos, Didim, Yıldız Yatak Odası takımlarında şok fiyatlar. Ve bu fiyatlar üzerinden 12 ay taksit imkanı. Daha ne olsun demeyin. Dahası da var. Üstelik peşin ödemelere özel indirimler Talihsiz Mobilya showroomlarında. Talihsiz Mobilya, Gönyeli'de ve Güzel Yurt'ta. Lezzetin adı Kaliforniyan Restoran artık Malsa'da. Güneşin tüm cömertliğiyle denizle yarenlik ettiği, günlük koşuşturmadan ve stresten uzak kaçamak yapabileceğiniz aileniz ve sevdiklerinizle gerek restoranında gerekse de 200 kişilik iskelesinde hoşça vakit geçirip Kıbrıs'ta tek olan kiremitte balık özel menüsü, her türlü balık ve kebap pide çeşitlerini tadabilirsiniz. Mardin Restaurant. Plajımız ise tamamen ücretsiz olup düğün,
nişan, sünnet ve özel günlerinizde indirimli fiyatlarımızla ev sahipliği yapıyoruz. TripAdvisor dürümüne sahip olan Mardin Restaurant, mükemmel bir ambiyansta deniz kıyısında sizleri bekliyor. Mardin Restaurant.